First one is series topology. As you see in this circuit, we have input DC source connected with high frequency inverter to get AC voltage with high frequency. Then connect it to series resonant circuit for receive the energy from a primary to secondary coil. Also, the secondary coil connected with the rectifier to convert AC voltage to DC for charging. In this slide, show you how the series circuit analysis. At the left primary side, input voltage and current. So at the right secondary side, output voltage and current. Series parallel topology. In this circuit, the capacitor connected in series to the primary coil, and the capacitor connected in parallel to the secondary coil. And this slide show you how the series parallel circuit analysis. At the left primary side, input voltage and current. So on the right secondary side, output voltage and current. Parallel series topology. In this circuit, the capacitor connected in parallel to primary coil, and the capacitor connected in series to the secondary coil. Here the system acts as a current source. This slide show you how the parallel series circuit analysis. At the left primary side, input voltage and current. So at the right secondary side, output voltage and current. The last one is parallel topology. This slide show you parallel topology. Here the capacitor connected in parallel to both the primary and the secondary coil. This is produce a very poor performance with a low efficiency. This slide show you how the parallel circuit analysis. The left primary side, input voltage and current. So the right secondary side, output voltage and current. This slide show you how the comparison of the properties of the various compensation topology. Conclusion. In this research work, expression of the output level of the four measure of the four compensation topology and expression for the compensation capacitance have been derived. A study of basic behavior of the different compensation topology has been performed. A magnetic field calculation that clarifies of the influence of geometrical parameters have been performed. Inductive power transfer has same design challenges, but the ease of use indisputable. Thank you for your patience. If you have any questions.
Thank you, Dr. Dr. Tarık. Thank you for valuable presentation. Thank you, Ofer. Thank you. Participants, Farnan, Dr. Farnan. Thank you. Okay. There are no any question. Thank you. I guess the sound problem has been fixed. Dear Karslioğlu, sanırım çözüldü sorun. O zaman sesiniz duyuyoruz kız. Tekrar konuşursanız. Çok kısık geliyor ama tamam, biraz daha yüksek sesle, sesinizi biraz yoracaksınız, kusura bakmayın. Yüksek sesle konuşursanız dinleyelim. Buyurun. Süreniz 15 dakika. Tartışmaya da vakit kalması açısından daha kısa sürede bitirirsek soru cevap kısmı için faydalı olur. Buyurun. Ekranınız görünüyor, evet. Fakat sesiniz hakikaten çok kısık geliyor. Bu anlamda birazcık daha mikrofona yakın durmanız gerekecek. Tamam hocam, biraz daha yakın konuşmaya çalışacağım. Tamam. Merhaba, ben Atene Karşıoğlu'ya, Eskişehir Teknik Üniversitesi Yapı Malzemeleri alanında doktor öğrencisiyim. Mehmet İnat Onur hocamla birlikte bir tez hazırlamaktayız. Bunun hakkında bir bildiri yaptık. Bu bildiri kanıtlama süresinin ve çürüş süresinin alkali aktive... Hocam bu şekilde gerçekten anlaşılır da olmuyor gibi. Maalesef çok kısık. İsterseniz biraz daha, yani harici mikrofon takarsanız daha net duyulacaktır muhtemelen. Yani varsa kulaklıklı mikrofonunuz bununla daha etkili olur geliyor. İsterseniz bir sonraki slide'dan sonra tekrar sizi alalım. Çünkü gerçekten duyulmuyor sesiniz. Tamam, tekrar deniyorum. Teşekkür ediyoruz. Anlayışınız için sağ olun. Sıradaki sunuma geçiyoruz değerli konuklar. The next presentation about the effects of the use of sustainable materials as a fill on the structural design of rigid pavements. This paper authors are Orhan Kaya and Bahadır Ok. Evet, hocam ses geliyor mu? Ben Orhan Kaya, ses geliyor mu hocam? Orhan Kaya. Orhan Kaya, ses geliyor mu hocam? Evet, sesiniz geliyor. Tamam, paylaşım hocam. Yapabilirsiniz hazırsanız. Tamam, hazırım hocam. Buyurun. Paylaşıyorum. Sunum gözüküyor değil mi hocam? Bir saniye. Sayın Orhan Kaya, paylaşımınız henüz gelmedi. Bir saniye hocam, hemen paylaşıyorum. Şöyle sunum modunu arayayım bir saniye. Şimdi geldim hocam. Şu anda evet. Tamam. Buyurun. Süreniz 15 dakika. Daha erken bitirirseniz tartışmaya da vakit kalır. Tamam hocam. Teşekkür ederim. Thank you very much. So the title of our paper is Effect of the Use of Sustainable Materials as a Field on the Structural Design of Rigid Pavements. Authors of this paper is myself, Dr. Orhan Kaya, and my colleague, Dr. Bahadır Ok. We are both working at the Department of Civil Engineering of Adana Alparslan Türkiye Science and Technology University. Before I start, let me give you some
information about my background, what kind of things I'm working on. So basically I'm working on the field of transportation engineering, mainly working on payment analysis and design, payment materials, including concrete payments and asphalt payments, as well as payment management and airfield payment systems. In this study, we work together with Dr. Bahadur Ok. He's mostly working on geotechnical engineering aspect of civil engineering, and two of our undergraduate students help us in doing this research. So this is the outline for my presentation. So I'll start with the introduction. I'll continue my presentation with materials and methods, and I'll present the slab thickness results, and I complete my presentation with the summary and discussion section. So let me give you some background about this study. So today it has become important to consume as few natural resources as possible, especially in the road projects requiring significant amount of natural materials that are being rapidly depleted. The use of sustainable materials instead of natural materials in road or pavement projects can significantly reduce the consumption of natural resources and provide both environmental and economic gains. So it has been noted that most research on the use of construction and demolition materials, or called sustainable materials as part of this study, has been conducted on either unpaved roads or flexible pavements. In this sense, a study of the use of these sustainable materials as part of a granular fill underneath a rigid pavement system is needed to better understand the effect of these materials on the structural behavior and design of rigid pavement systems. So in Turkey, rigid or concrete pavements, we can use both terminology, rigid pavements or concrete pavements, are designed based on rigid pavements design manual published by the Republic of Turkey General Directorate of Highways, or we call it Karayolları Genel Müdürlüğü, in 2019. So this is a recent document, especially published for the design of rigid pavements. So the design methodology used in this document is mostly based on ASHTO 93 rigid pavement design methodology. A typical cross section for this for a jointed plain concrete pavement, or we call it JPCP, designed based on this manual is shown in figure one. As you can see here in figure one, a typical JPCP section consists of a Portland cement concrete slab at the very top and a granular base layer with a specific gradation and other engineering properties called plant mixed base or plant PMT or plant mixed temel underneath the slab and a separate layer at the very bottom. So the aim of this particular study is to investigate the required slab thicknesses when the subgrade of rigid pavements is constructed with a natural aggregate and four different types of sustainable fill materials. Considering the engineering properties of these materials, required slab thicknesses for 45 different design scenarios, including three different traffic conditions and three different road classes, were calculated based on the rigid pavement design manual. The obtained results were presented comparatively as part of this study. So if you look at the materials and methods section, so in this study, four types of different sustainable materials, such as construction and demolition materials, or called CND, recycled concrete aggregates, or called RCA, recycled interlocking pavers, or called RIP, and recycled bricks, RB, were investigated. The sustainable materials investigated within the scope of this study have large diameter grains. Each group of sustainable materials was separately crushed with a crusher, and each group of sustainable materials was mixed with samples with different diameters, and samples with appropriate gradations were obtained for use in the field. Yeah, you can see the gradation curves of fill materials used in the study in figure two. As part of the study, some geotechnical laboratory tests, such as flatness index, Los Angeles abrasion, pycnometer, water absorption and compaction tests, have been performed on sustainable materials and natural aggregates. In addition, CBR tests were also carried out on fill materials that have optimum water content and maximum dry unit weight.
The results of the of tests on the film materials together with the gradation properties of these materials are shown in figure 3. The film materials were classified as well-graded gravel or GW in this study. As mentioned earlier, slab thicknesses used in the study were determined based on rigid pavement design manual, built mostly on the H293 design methodology. According to this design methodology, data on various parameters to be used in the design are needed to perform the design. Within the scope of this study, the design parameters used for 45 different design scenarios and all alternative values used in the study for these parameters are presented in table 1. Based on the rigid pavement design manual, road classes there are three types of road classes: motorways, state highways, and provincial roads. So there are different parameters that should be used for different road classes. So when we look at the slab thickness results for 45 different thickness scenarios, there are figure 4, figure 5, and figure 6 show slab thickness results for the provincial roads, state roads, and motorways, respectively. When they had subgrades constructed with 5 types of materials and different traffic levels. Following conclusions could be drawn considering figures 4, 5, and 6. So since both high reliability and project traffic values are used in the design of motorways, the slab thickness values calculated for motorways were found to be higher than that for state roads and provincial roads. Similarly, slab thickness values were higher for the state roads compared to provincial roads. Moreover, it was also observed in all road class types that as total number of easels or the traffic levels the road will be exposed to increased, calculated slab thicknesses also increased, as expected. Evaluating the effect of film materials on slab thickness results, it was observed in all road class types that the roads constructed with natural aggregate resulted in the lower slab thicknesses, whereas the ones constructed with RB resulted in the highest slab thicknesses. Furthermore, the roads constructed with CND, RCA, and RIP had similar slab thicknesses in all road class types. These results could be attributed to the variety of CBR values for different film materials. Natural aggregate had the high CBR value, so as the highest load-bearing capacity, therefore the roads constructed with natural aggregate provided the lowest slab thickness. On the other hand, RB had the lowest CBR value, so as the lowest load-bearing capacity, therefore the roads constructed with RB provided the highest slab thicknesses. CND, RCA, and RIP had similar CBR values, so they resulted in similar slab thicknesses in all road class types. Comparing the effect of natural aggregate and RB on the slab thickness results, it was observed that differences between the slab thicknesses were the lowest, around on average 0.5 centimeter for motorways, and the highest is around 0.8 centimeter on average for provincial roads. It was also observed that slab thicknesses for the motorways constructed with natural aggregate and three types of sustainable materials were around 0.3 centimeter on average. When we look at the summary and discussion section, so the aim of this study was to investigate the required slab thicknesses when the subgrade of rigid pavements is constructed with a natural aggregate and four different types of sustainable materials. As part of this study, required slab thicknesses for 45 different design scenarios, including three different traffic conditions and three different road classes, were calculated based on the rigid pavements design manual. It was observed in the study that the CBR value of the film material, the reliability level of the road, the total standard axle load number of repetition or called easels or traffic levels, you can understand from here, are the factors that affect the slab results. The materials with the high CBR value
resulted in the lower slab thicknesses, whereas the ones with the lower CBR value resulted in the higher slab thicknesses. Furthermore, the roads constructed with CND, RCA, and RIP had similar slab thicknesses in all road class type because they had similar CBR values. It has been concluded that sustainable film materials used in the study have the potential to be used in the subgrade layer of rigid pavements as a fill because they cause insignificant increase in the slab thickness compared to natural aggregate. They also have environmental benefits as well as economic gains compared to natural aggregate. So this is the end of my presentation. Thank you very much. Thank you for your valuable presentation, Dr. Kaya. There are questions for Ibrahim Yumurtaş, to Ibrahim Yumurtaş. Doctor, thank you very much for your valuable presentation. I am from Karabük University Civil Engineering and Transportation Department. As you know, the concrete roads or rigid pavements don't have been applied too many years in my country, in Turkey, but nowadays some local and governmental institutes started to use this type of rigid pavements. And what do you think? This is a general question, not directly related to your topic, but I want to know about your insight for the future. Do you think these rigid pavements will be used in the future in Turkey or not, or some kind due to some kind of disadvantages, it is difficult to apply in Turkey? What do you think about it? Okay, thank you very much. This is a very nice question. So we can talk about this issue for hours, but let me give you a brief answer. So I teach concrete pavements as part of my undergraduate course as well as graduate level course. So concrete pavements are one of the important types of pavements, especially mostly used in North America, Europe, as well as some parts of Africa. So especially it is useful for Turkey since we are a major producer of cement. So the most expensive part of concrete pavement is cement, basically. So we are a major producer of cement, so we have to use it. As you said, the Karayolları Genel Müdürü or Turkish Highway Administration published very recently in 2019 this road pavement design manual for concrete pavements. It is very late. But as you said, there are some local agencies, especially the municipalities, that have been using concrete pavements for more than 3 decades. But for Karayolları, it's very new. I don't know why, but I had some research on that, why they didn't use much, because of some also political issues. As I said, we are a major cement producer. We have to do research, because my background, I studied for my both master's and PhD in the United States. We work on concrete pavements. In USA, they have been using concrete pavements for more than 100 years now. They have a great experience. So the problem with us, we don't have experienced people how to use it, as well as we don't have many contractors or mutaid knowing how to implement this technology. So as we get more experience, I think it will be used more, especially in Karayolları, because one of the most important use of concrete pavements in motorways or the major roads, because they have a good compressive strength value as well as tensile strength value. They have many benefits, especially for the roads that have that are used for heavy traffic, especially the heavy loads. So they are really beneficial for that side. I think we have to use it. And Karayolları, the Turkish Highway Administration, have some sections, concrete pavement section for test.
They do, especially if you are interested in this field, you know that they are using RCCP. They do a lot of research on RCC or roller compacted concrete, or they in Turkey, sindire sıkıştırmış beton technology they use for concrete pavements. So it is getting more common and common, but we are still behind Europe and USA for concrete pavements. That's the brief answer. Thank you very much. I think it's a little bit political than rather than some technical issues, some technical problems. But I believe in the future we will start to use this kind of pavement, especially on main roads. So I also here want to make some collaboration with the colleagues studying on the rigid pavements. So I will send you an email about it and want to make some collaboration. Thank you very much for your presentation. And in future, I hope to study together. Well, thank you very much. Thanks. Okay, thank you. Başka da soru yok ne dersem. Sıradaki sunuma geçiyoruz değerli katılımcılar. Asena Karslıoğlu Kaya'nın sunumu hazırsa onu dinleyelim. Umarım sesim geliyordur şu an. Şu anda gayet net, evet. O zaman sizin sunumla devam edelim. Tamam, kusura bakmayın demin için. Önemli değil, buyurun. Şimdi tekrar başlangıçtaki teknik bir arızadan dolayı ertelediğimiz sunuma geri dönüyoruz değerli katılımcılar. Bildirinin yazarları Asena Karslıoğlu Kaya ve Mehmet İnanç Onur. Bildirinin başlığı ise Effects of Molding Time and Curing on Alkaline Activated Mortar. Buyurun. Hocam şu an sunum gözüküyordu herhalde. Gözüküyor, evet. Tamam, teşekkür ederim. Merhaba, ben Asena Karslıoğlu Kaya. Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde yapı malzemeleri alanında doktora öğrencisiyim. Mehmet İnanç Onur Hocam'la birlikte bir doktora tezi hazırlıyoruz. Bu konu hakkında bir bildiri hazırladık sizlere. Kalıplama süresini ve kürlemenin alkali ile aktive edilmiş harçlara etkisi adlı bir sunum hazırladım. Bu sunumun 5 ana parçadan oluşuyor. En başta jeopolimerizasyondan bahsetmem gerekirse 1978'de Joseph tarafından geliştirilen amorf ve yarı kristal 3 boyutlu alümina silikat ağlı maddelere jeopolimer denilmekte. Yüksek alkali koşullar altında alümina silikat oksitlerle kimyasal reaksiyonlar bu iki tane reaksiyon olarak gözüküyor şu an. Bu iki reaksiyon jeopolimerizasyonun herhangi iki alümina silikat malzeme ile gerçekleştirebileceğini göstermektedir. Jeopolimer alkali ortam veya asitik ortam kullanılarak da sentezlenebilmekte. Alkali ortamda silikon ve alüminyum minerallerinin oksitleri ve alümina silikatlar polimerik siyalat bağları oluşturmak için alkali çözeltiyle reaksiyona girdiğinde jeopolimerizasyon işlemi gerçekleşmektedir. Çalışmamın amacına gelecek olursak, Portland çimentosu inşaat sektörünün tartışmasız en yaygın kullanılan malzemelerinden biridir. Ancak bazı olumsuz yönleri bulunmakta. Bunlardan bazıları klinker üretiminde yüksek sıcaklığın kullanılması, küresel karbondioksit emisyonunun %5 ila 7'sini oluşturması, ham maddelerin tüketilmesi gibi sıkıntılar ortaya koymakta. Bu nedenle çimento miktarını azaltmak için önemli çabalar sarf edilmektedir. Aynı zamanda çimento alternatif olarak ne kullanılabilir sorusunda alümina içeren bazı atık malzemeler kullanabiliriz. Bu atık malzemeler ve depolama sahalarında çok fazla miktarda birikmesi ve yeniden kullanılma şansı olmaması sebebiyle bunların da kullanımı için bazı araştırmalar yapılıyor. Bunlarda da hani iki sorunun cevabı aslında birbirleri yerine kullanılabilir mi sorusunun cevabını araştırmaktayız. Jeopolimerler serbest silika ve alümina içeren malzemelerin alkali aktivatörlerle, bunlar sodyum silikat, potasyum hidroksit, sodyum hidroksit olabilir.
Bunlarla oluşturulmuş alümina silikat bazlı bağlayıcı malzemeler grubudur. Bu bağlayıcıların performansının yüksek olması ve Portland çimentosuna sürdürülebilir bir alternatif olmaları nedeniyle çalışmalar artarak devam etmektedir. Bu çalışma kapsamında kalıtlama süresinin çimentosu harcın mekanik özelliklerine etkisi incelenmiştir. Çalışma yöntemine gelecek olursak, bu çalışma kapsamında bor atığı, uçucu kül, silis dumanı, yüksek fırıncı rufu, alkali aktivatör olarak da sodyum silikat ve sodyum hidroksit kullanılmıştır. Referans numune üretiminde ise CEM-1-42.5R tipi portland çimentosu kullanılmıştır. Kullanılan malzemelerin kimyasal özellikleri tablo 1'de verilmekte. Tablo 2'ye baktığımızda da kullanılan aktivatörler için sodyum hidroksitin molarite değeri 10 molar. Sodyum silikat bölü sodyum hidroksit oranı 2 olarak belirlenmiştir. Portland çimentolu referans karışım dışında 9 farklı harç karışımı hazırlanmıştır. 7, 28 ve 90 günlük dayanımlar için 160 kerdet harç karışımı yaptık. Ayrıca sodyum silikat bölü bağlayıcı oranı 2/3, bağlayıcı bölü kuma oranı 1/2.5 ve sodyum hidroksit ve bağlayıcı oranı 1/3 olarak alınmıştır. Burada kısaca bahsetmek gerekirse numune üretiminde 24 saat önce sodyum hidroksit çözeltisi hazırlıyoruz. Ve daha sonra numune dökeceğimiz gün sodyum silikatla birlikte karıştırma yapıyoruz. Bağlayıcı malzemeye bu hazırladığımız alkali aktivatör solüsyonunu ilave ediyoruz. Ve karıştırmaya devam ediyoruz. Bağlayıcı bölü aktivatör oranı tablo 3'te gördüğümüz gibi 1/1 olarak alınmıştır. Japonizasyon reaksiyonundaki kalsiyum miktarını arttırmak ve oda sıcaklığındaki sertleşmeyi sağlamak için de %13.5 ilave ediliyor. Son aşamada da gerekli olan standart kum bağlayıcı oranının 2.5 katı olarak ilave ediliyor. Buradan harç karışımları hazırlandıktan sonra numuneler iki farklı kalıtlama süresine tabi tutulmuştur. Birinci bölümde standart olarak 24 saat kalıpta bekleten numuneler kalıptan çıkarılarak 24 saat 80 derecede ısıl kür işlemine tabi tutuluyor. İkinci kısımda ise harç karışımında yüksek fırıncı ruf kullanıldığı için karışımların oda sıcaklığında sertleşmesi amacıyla yaklaşık 2 saat oda sıcaklığında bekletiliyor. Harç numuneleri 2 saatin sonunda kalıptan çıkarılıp hemen ardından 80 derecede 24 saat ısıl kür işlemine tabi tutuluyor. Kürlenme süresince su kaybını önlemek için ise harç numuneleri fırın poşetlerine yerleştiriliyor. Sonuçlarda ise burada yıldızlı olarak gösterilen sonuçlar 2 saatlik kalıplama süresinin ardından 24 saat 80 derece ısıl küre tabi tutulanlar. Şeklindeki de eğilme dayanını görmekteyiz. 7 günlük erken dayanımda 90U5 ve 5S karışımı 4 MPa ile en yüksek değeri vermekte. 28 günlükte ise 85U10 ve 5S, 90 günlükte 90U10 ve bizi 5 MPa ile en yüksek eğilme dayanımı sonucunu vermekte. Çimento kullanılan harçlara göre 24 saat kalıpta bekletilen harçların eğilme dayanımı 28 günde %30 ila 59 oranında. 2 saat sonunda küllenen harçların eğilme dayanımı ise %36 ila %68 oranında azaldığı belirlenmiştir. Şekil 3'te basınç dayanımı karşılaştırmasını görmekteyiz. 7 günde 85U10 ve 5S 37 MPa %15.7 artışla. 28. günde 90U10 ve %5 artışta 42 MPa. 90 günde ise %11.5'luk artışla 85U10 ve 5S 47 MPa değer vermektedir. Burada 70U 15 ve 15S ve 50U 25 ve 25S harçların basınç dayanımı ve eğilme dayanımı diğer harçlara göre oldukça düşüktür. Şekil 4 ve 5'in sırasıyla iki farklı kalıplama süresi için eğilme ve basınç dayanımı kaybı gösterilmekte. 7 günlük eğilme ve basınç dayanımları incelendiğinde en yüksek kayıp 70U 15 ve 15S'de görülmekte. En düşük kayıp ise 85U 10 ve 5S'de görülmektedir. 28 günlük eğilme dayanımı incelendiğinde en yüksek kayıp %21 ile 50U 25 ve 25S olurken 80U 10 ve
10 senede %5'lik bir kayıp olmaktadır. Basit sayımdaki en düşük kayıp ise %100 uçucuklu kullanılan harçta görülmektedir. 90 günlük harçta ise 50U25B25S'de en yüksek kayıp görülmüştür. En düşük kayıp ise 70U15B15S'de görülmektedir. Yüksek fırın cirofu kullanılarak oda sıcaklığında 2 saat içinde sertleşme meydana gelmesine rağmen mekanik özelliklerde düşüş olmuştur. Mekanik özelliklerin düşmesi nedeniyle harçların kalıptan çıkarıldıktan sonra 24 saat havada kurumaya bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır. Daha sonra kürlemeye tabi tutulmaları gerekmektedir. 80 derecede kürenen bağlayıcı malzemelerde %5 sis dumanı ve veya %10 boratı içeren betonun basınç dayanımı çimento esaslı harçlardan daha yüksektir. Ancak tüm harçların eğilme dayanımı referans numaradan oldukça düşüktür. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bu değerli katkılarınızdan dolayı, bilgileriniz bizlerle paylaştığınızdan dolayı, sempozyumumuza katkılarınızdan dolayı. Değerli konuklar, sorunuz varsa alabiliriz. Süremizi de etkin kullandık. Sorusu olan varsa sanırım yok. Tekrar teşekkür ediyoruz. Sıradaki bildiriye geçiyoruz o halde. Sıralama karıştığı için şu anda bir bakayım. Evet, sıradaki bildirimiz çelik otokorpuluklarda dikme performanslarının sarkaç testi kullanılarak sonlu elemanlar metodu ile araştırılması başlıklı. Bildirinin yazarları Özgür Özcan, Sedat Özcanan ve Halil İbrahim Yumrutaş. Sanırım sunumu Özgür Özcan yapacak. Sayın Özcan, hazırsanız paylaşıma başlayabilirsiniz. Sesimde ve görüntüde bir problem var mı hocam? Yok, şu anda net. Sesiniz de net geliyor. Ekran paylaşımı da tamamdır. Süreniz 15 dakika. Tartışma içinde vakit kalması açısından daha erken bitirirseniz memnun oluruz. Buyurun. Herkese merhaba. İsmim Özgür Özcan. Şırnak Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde öğretim görevlisiyim. Aynı zamanda Karabük Üniversitesi İnşaat Mühendisliği ana bilim dalı ulaştırma programında doktora öğrencisiyim. Çalışmamızın konusu çelik otokorpuluklarda dikme performanslarının sarkaç testi kullanılarak sonlu elemanlar metodu ile araştırılması. Sunumumuz 5 bölümden oluşuyor. Amaç, giriş, materyal, metot, bulgular, sonuçlar ve öneriler olmak üzere. Amaç kısmına başlamadan önce otokorkuluklar hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Otokorkuluklar yol kenarlarında özellikle çarpışma esnasında araçları yolda tutan veya yola döndüren pasif koruma tertibatlarıdır. Birçok kıstas var sınıflandırma için otokorkuluklarda. Fakat biz en çok bilinen malzemesine göre beton bariyerler, çelik otokorkuluklar, çelik kablo sistemleri, ahşap dikmeli otokorkuluklar diye sıralayabiliriz. Tabii ülkemizde ve dünyada en çok kullanılan otokorkuluk türü çelik otokorkuluklar. Biz de çelik otokorkulukların bir elemanı olan dikmelerle alakalı, dikme performansıyla alakalı bir araştırma yapmaya çalıştık bu çalışmada. Çalışmamızın amacı aynı kesit alanına sahip farklı dikme geometrilerinin dinamik darbe etkisi altında ki biz bu dinamik darbe etkisini sarkaç testiyle sağladık. İki farklı açıdan 20 derece ve 90 derece olmak üzere iki farklı uygulama ile yere sabitlenmiş ve zemine gömülü dikme uygulamaları ile deplasman miktarları esas alınarak dikme performansları hakkında fikir edinmek. Bu görselde göründüğü gibi S, C, I, Z dikdörtgen ve dairesel olmak üzere 6 tane farklı dikme geometrisinin etkisini araştırdık. Sarkaç testiyle özellikle deplasman değerleri üzerinden çalışma genişliğiyle bir ilişki kurarak dikme performansı hakkında fikir edinmeye çalıştık.
Burada bir basit çelik otokorkuluk sistemi görülmekte ve elemanları tabii tapos, dikme ve raydan oluşuyor. Basit bir çelik otokorkuluk sistemi. Raylar ilk etapta çarpışma enerjisini sönümleyen ve karşılayan elemanlardır. Takozlar, raylar ve dikmeler arasında bir bağlantı elemanı olup bu iki elemanın beraber çalışmasını sağlayan yardımcı eleman diye tabir edebiliriz. Dikmeler ise raylardan gelen çarpışma enerjisini zemine aktaran yapılardır ve otokorkuluk sisteminde oldukça önemlidir. Çalışma genişliğinden bahsetmiştik. Biraz daha değinmekte fayda var. Sağda görünen görselde bir çelik otokorkuluk sistemi görünmekte. Burada çalışma genişliği WM ile gösterilen çarpışmanın başlangıcından sonuna kadar otokorkuluğun işgal ettiği toplam mesafeye biz çalışma genişliği diyebiliriz kısaca. Dinamik deplasman ise çarpışmanın başlangıcından sonuna kadar otokorkuluk diyebilirdi. Sadece bu görsel üzerinden bile dinamik deplasman ve çalışma genişliği arasında bir olduğundan söz edebiliriz. Tabii bizim 1317 diye bir okuluklar ve özellikle araç çarpışma testleri için düzenlenen bir standart bu. Ülke TSN 1317 olarak biz bunu kullanıyoruz. Bunun ikinci kısmında özellikle otokorkuluk sınıflandırılmasında ve isimlendirilmesinde kullanılan bazı parametreler var. İşte yolda tutma seviyesi gibi kıstaslar var. Mesela H1W2A tipi otokorkuluk dediğimiz zaman H1 burada yolda tutma seviyesi, W2 çalışma genişliği, A ise burada çarpma şiddeti seviyesi olarak ifade edilmektedir. Dolayısıyla çalışma genişliği önemli bir parametredir otokorkuluklar için. Burada yine bu standartta, ilgili standartta N1317'de W1'den 8'e kadar çalışma genişliği sınıfları bulunmaktadır. Ve tabloda da bu çalışma genişliği sınıflarına denk gelen çalışma genişliği seviyeleri gösterilmektedir. Burada kullandığımız yazılımlar AutoCAD 3D, LS Prepost ve LS Manager. Tabii LS Prepost ve LS Manager aslında LS Dyna yazılımının alt uygulamaları, alt programları diyebiliriz. İlk etapta biz dikmeleri ve sarkaç testinde kullandığımız sonlu eleman modelini 3 boyutlu tasarladık ve çizdik. LS Prepost programına IGES formatında aktardık. Ve ağlandırma yaptık ya da yazılım tabiriyle mesh etme dediğimiz işlemi yaptık. Daha sonrasında malzeme tanımı ve veri girişlerini yine aynı program üzerinden gerçekleştirdik. İlgili dosyayı LS Manager'da analiz ettik ya da yine yazılım tabiriyle run ettik. Run ettiğimiz dosyayı yine LS Prepost'a aktararak nitel ve nicel sonuçları gözlemlendirme ve değerlendirme fırsatı bulduk. Kısaca bizim yazılım akış şemamız bu şekildeydi. Burada zemine gömülü ve yere sabitlenmiş dikme tasarımları gösterilmektedir. Zemine gömülü dikmede bizim yerden yüksekliğimiz, zeminden yüksekliğimiz 800 mm, gömülü derinliğimiz 1000 mm idi. Yarı çapı da 500 mm aldık. Bunu önceki çalışmalarda doğrulanmış, başarılı bir şekilde valide etmiş çalışmalardan aldık bu değerleri, biz aynı çalışmamızda uyguladık. Yere sabitlenmiş dikmede yine zemin üstü yüksekliğimiz 800 mm ve bağlantı elemanı için 200'e 150 mm ölçüleri tayin ettik. Tabii bu tasarladığımız çizimleri LS Prepost'a aktardığımızı söylemiştik. Burada mesh her iki uygulamaya ait dikmeler gösterilmekte. LS Prepost üzerinden işte mesh tipi, mesh boyutu, section tipi, bu kesit tipi dediğimiz shell veya solid ya da kabuk veya katı model şeklinde bunları bu veri girişlerini yaptık.
kalınlık ve yarı çapları belirledik ve materyal girişlerini yine bu program üzerinden sağladık. Buradaki geometrik ve teknik detaylar bizim Sarkaç testini önceki çalışmalardan aldığımız, alıntıladığımız Sarkaç testine ait veriler. Biz bunu aynen kendi sonlu eleman modelimizde uyguladık. Çünkü öncelikle tam ölçekli testi bizim valide etmemiz gerekiyordu. Dolayısıyla burada şunu sorabilirsiniz. Neden burada 800'e 1000, burada neden 700'e 1900? İlk etapta dediğimiz gibi biz tam ölçekli çarpışma testini valide etmemiz açısından bu değerleri aynı sonlu eleman modelinde de aynı şekilde girdik. Valide ettikten sonra değerleri değiştirebiliyorsunuz. Dikme tipini değiştirdiğiniz gibi. Dolayısıyla biz de bu şekilde kendi çalışmamızda bu yöntemi uyguladık. Sarkaç düzeneğimiz burada tam ölçekli teste ait Sarkaç düzeneği gösterilmekte. 750 kilogram yükü biz 1500 milimetre ya da 1,5 metre yükseklikten eğik bir şekilde bıraktık ve dikmeye et gittik. Tabi burada Sarkaç üzerinde bir takım veri toplayıcıları ve sensörleri bulunmakta. Biz hem onlardan hem de enerji denklemlerinden, potansiyel enerji denklemlerinden faydalanarak ivme, hız ve enerji gibi değerleri tespit ettik. Burada yine sonlu elemanlar modelini biz tam ölçekli testekinin aynısını birebir olarak işte boyut ve uzunluklarına sadık kalarak modelledik ve valide ettik. Valide ettikten sonra yine söylediğim gibi değişkenleri değiştirerek birçok sonlu eleman simülasyonunu gerçekleştirdik. Nijel hemli karşılaştırıyoruz. Kıstas olarak kabul ettik. Yavaşlama, ivmesi, çarpma hızı ve enerji değerlerini biz hem tam ölçekli testte hem de sonlu elemanlar modelinde karşılaştırdık. Karşılaştırma ve değerlendirme sonucunda valhat miktarının yüzde cinsinden %5'in altında olduğunu gördük. İşte 4.58, 2.35 ve 4.52 mertebelerinde bulduk bu sonuçları. İlgili standartlarda özellikle enerji noktasında %10'a kadar bir tolerans sağladığını biliyoruz. Dolayısıyla bunun bir iyi bir validasyon olduğunu söyleyebiliriz nicel anlamda. Nitel olarak baktığımız zaman ise kritik anlar, çarpışmanın kritik anlarına baktığımız zaman işte başlangıç, bitiş ve enerjinin maksimuma ulaştığı seviye görsel olarak da tatmin edici bir kalitatif validasyon olduğunu söyleyebiliriz. Tabii validasyonu yaptıktan sonra biz çeşitli değişkenlere göre işte zemine gömülü ve yere sabitlenmiş, onlar için her biri içinde 90 derece ve 20 derecelik açıyla yaptığımız simülasyonlar sonucunda elde ettiğimiz deplasman verileri tabloda gösterilmektedir. Bu elde ettiğimiz deplasman verilerini biz grafik haline getirdiğimizde hem yere sabitlenmiş hem zemine gömülü uygulamada ilk olarak göze çarpan C tipi dikme oluyor. C tipi dikmenin deplasman değerlerinin yüksek olduğunu görebiliyoruz. Bu da aslında deplasman verisinin yüksek olması demek aslında bir bakıma çarpışma etkisini, dinamik darbe etkisini karşılamada az dirençli olduğunu, dolayısıyla daha az güvenli olduğunu söyleyebiliriz C tipi dikmenin hemen ilk bakışta. 20 derecelik çarpışma testlerine baktığımız zaman kutu ve dairesel, yani kapalı kesitli dediğimiz dikmeleri daha güvenilir olduğunu görüyoruz. 90 derecelik çarpışmalarda ise I tipi dikmenin daha güvenli olduğunu söyleyebiliriz. Sonuçlar tabii biz C tipi dikmenin en az güvenli seçenek olduğunu söylemiştik. Yine en güvenli seçenekler 90 derece için I tipi dikme, 20 derece için kapalı kesitler olduğunu da söyledik. Burada şunu söyleyebiliriz. Türkiye'deki karayollarında kullanılan dikme tipleri için detaylı çalışmalar yapılmalı. Neye dayanarak bunu söylüyoruz? Aslında C tipi dikmenin bizim ülkemizde kullanılan çelik otokorkuluklarda en çok kullanılan dikme tipi olduğunu biliyoruz.
Ona nazaran I tipi dikme ve kapalı kesitlerin ise çok nadir ve az kullanıldığını, daha az kullanıldığını biliyoruz. Bizim çalışmamız doğrultusunda baktığımız zaman tabii bir zıtlık ortaya çıkıyor. Dolayısıyla biz yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini öneriyoruz. Daha güvenli dikme tiplerinin daha az kesit alanı kullanılarak diğer dikmelere göre maliyet ve tasarruf açısından fayda sağlayacağı düşünülmektedir. Tabii bizim çalışmamıza göre daha az deplasman yapan dikmeler daha güvenli dikme tipi olarak varsayıldığı için bunların kesit alanları daha az kullanıldığı takdirde maliyet ve tasarruf açısından fayda sağlayacağı aşikardır. Çalışma genişliği konusunda daha sonuçlar elde edilmesi için kullanılan dikmelerle teşkil edilecek otokorkuluk sistemlerinin sonraki çalışmalarda deneysel ve numarik olarak daha detaylı analiz edilmesi önerilmektedir. Tabii çalışma genişliği ve dinamik deplasman ilişkisinin daha net ortaya konabilmesi için sadece dikmeler değil, diğer elemanların da bir arada bulunduğu otokorkuluk sistemlerinin özellikle ara çarpışma testleri kullanılarak önümüzdeki çalışmalarda, sonraki çalışmalarda deneysel ve numerik olarak incelenmesinde fayda olduğunu düşünüyoruz. Sunumumuz bu kadardı. Beni dinlediğiniz için cevaplayabiliriz. Teşekkür ediyoruz Sayın Özcan. Değerli katılımcılar, sorusu olan varsa alabiliriz. Bir dakika kadar bir süremiz arttı. Buyurun. Sayın Oğuzhan Uğurlu'nun bir sorusu var galiba. Evet. Buyurun. Merhabalar Özgür Hocam. Öncelikle sunumunuz için teşekkür ederim. Özgür Hocam, modellerimizde şunu sormak istiyorum. Neden bir dış kabuk kullandınız? Toprakla içerisinde bir dış kabuk var. Neden kullandığınızı merak ettiğim için sormak istedim. Hocam, toprakla? Neden bağlantısı kesiliyor? Sanırım bağlantınız koptu ama. Evet. Anlayamadım. Soruyu anlayamadım. Kusura. Özgür Hocam, modellemede bir dış kabuk, bir de zemin kullanmışsınız. Dış kabuk kullanma sebebinizi merak ettim sadece. Dış kabuk zemin, bu zemin temsilinde zemine gömülü şey için değil mi? Zemine evet, gömülü evet. Tasarım için söylediniz. Evet. Orada işte daha iyi bir temas yüzeyi elde etmek için sonuçta siz dikmeyle zemini sadece dikmeyle zemin orada tanımladığınız takdirde özellikle temas yüzeyinde bazı sıkıntılar, problemler ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla temas noktasında daha iyi bir sonuç elde etmek adına öyle bir kabul yaptık. Öyle bir kabuk tasarımı yapıldı. Anladım hocam. Teşekkür ederim. Bir de hocam, gömülü dikmelerde boyutu, ben o arada internetiniz gitti de tam göremedim. Ne kadar toprak içine gömdünüz? Gömülü dikmede 1000. Bir metre. Zemin, evet, bir metre. Anladım hocam. Çok teşekkür ederim cevaplarınız için. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şurada mail adresini paylaşıyorum muhtemelen mesaj kısmından. İletişime geçilebilir. Ben diğer sunuma geçiyorum. Biraz süremiz sarktı çünkü. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Özcan. Sıradaki sunumumuz devlet ve il yollarında yağmur suyu drenaj sistemlerinin incelenmesi. Nevşehirli Ürgüp örneği başlıklı. Sunumun yazarları, bildirinin yazarları Renan Sinanmış Balcı ve Ömer Bilhan. Sanırım Renan Hanım sunumu paylaşacak. Evet. Buyurun, hazırsanız sizi dinliyoruz. Süreniz 15 dakika. Daha erken bitirirseniz evet. Soru cevap kısmında daha verimli geçirebiliriz. Hemen ekranımı paylaşıyorum. Evet, şu an sunum görülüyor değil mi ekranda? Evet, şu anda tam sunum ekran görülüyor değil mi? Tam ekran değil şu an, hayır. Şu an tam ekran değil.
Sanırım ekranı paylaş deyip tam ekran yapmanız lazım. Ekranı paylaştım ama. Yani PowerPoint'i paylaştığınız zaman şu an tekrar ekran sabit kaldı bizde. Şu an peki? Şu anda da tam ekran formunda değil. Ama paylaşmayı durdur dediğinde durdurabiliyorum. Demek ki şu an bir şey paylaşıyor olması lazım. Tekrar deniyorum hemen. Yok, paylaşım yapıyorsunuz ama tam ekran dediniz ya, onun için diyorum. Normalde ekrana paylaşım geliyor. Fakat tam ekran şimdi formunda gelmiyor. Sunum tam PowerPoint ekran formatında mı? Hayır, şu anda yan sekmede slaytları vesaireyi görebiliyoruz. PowerPoint uygulaması açık vaziyette şu anda. Nasıl yapacağım peki tam ekran paylaşımını? Normal şartlarda ekran paylaşımı yaparsanız hocam, sonrasında tam ekran formuna geçtiğiniz zaman biz ekranı görürüz veya burada geçiş yaptığınızda sayfalar değişiyorsa buradan da takip edebiliriz. Biraz büyütürsünüz slaytları. Tamam, o zaman şöyle birazcık büyüteyim. Çünkü dediğinizi yapıyorum ama nedense olmadı. Vakitte kaybetmeyelim çok fazla. Sayın şimdi hocam, özür dilerim. Şu şekilde yapabiliriz. Çok özür diliyorum. Araya girdi. Tabii, buyurun. Paylaşımınızı iptal edin şimdi. Tamam. Sonrasında PowerPoint'inizi açık tutun. Tamam. Paylaş butonuna basınız. Evet. Paylaş butonunda PowerPoint'e tıklayınız lütfen. Tıkladım. Tamam, şimdi onu paylaşırsanız F5 evet. Yapacağım. Sonrasında F5 yapın lütfen. Aynısını evet. Yaptım ama şimdi peki görebiliyor musun? Tekrar deneyelim. F5 yapalım. Evet, yaptım. Tamam, göremiyoruz. Sanırım bu şekilde. Tamam, şu an gayet net görünüyor. Paylaş butonunda problem değil. Tamam. Tamam. PowerPoint'i paylaş dediğimiz için bu sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Ekran paylaşımı olursa sonrasında tam ekrana geçişte normalde yapmaz ama problem değil. Şu anda da görülüyor zaten. Süremizden kaybetmeyelim, devam edelim. Ben böyle buradan tek tek geçeceğim. Tamam. Eğer ekran büyüklüğü de yeterliyse bu şekilde başlıyorum o zaman sunumuma. Birazcık büyütürsek iyi olur ekranı. Birazcık daha büyütüyorum. Şimdi nasıl? Tamam, şimdi daha iyi. Okey. Tamam. Merhabalar sayın hocalarım, değerli katılımcılar. Ben Rena Sınanmış Balcı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde öğretim görevlisi doktor olarak görev yapmaktayım. Kendimden birazcık bahsedecek olursam, yüksek lisans ve doktor eğitimlerimi İngiltere'de ulaştırma anabilim dalında karayolu mühendisliği üzerine tamamladım. Spesifik olarak yol üst yapısı yönetim sistemi üzerine çalışmalarda bulundum. Bugün burada sizlere bölüm başkanımız, hidrolik anabilim dalından doktor öğretim üyesi Ömer Bilhan hocamızla beraber incelemesini yapmış olduğumuz Nevşehir-Ürgüp arasında yer alan D302 karayolu üzerinde belirlenen bölgede yerleştirilmiş olan menfezlerin tasarım özellikleriyle birlikte bu menfezlere ilişkin yapılmış olan hidrolojik etütlerin ve ayrıca yolun geometrik özelliklerinin değişmesi bazlı revize edilen projenin detayları hakkında bilgi paylaşımında bulunacağım. Şimdi drenaj dediğimizde aklımıza ilk olarak su geliyor. Su, evet, hayatımızın önemli bir parçası. Tarih boyunca da hidroloji bilimi esas alınarak toplanan veriler ışığında yapılan hesaplamalar, suyun bağlayıcılık özelliğiyle birlikte pek çok alanda suyun bir büyük önem arz ettiği görülmüştür. Ancak suyun bazen fazla olmasının zararlı yönleri de mevcuttur. Bu yüzden su kontrol altında tutulmalıdır. Drenaj dediğimizde suyun veya diğer sıvıların bir yerden başka bir tarafa doğru tahliye edildiği sistemdir. Biz bu uzaklaştırma sistemine de drenaj sistemi adı veriyoruz. Karayolu mühendisine karayolunda drenaj ne demek diyecek olursak, şimdi karayolu inşaatlarında gerek yol üst yapısının oturtacağı zaman taban zemini olsun, gerekse üst yapıdaki granüler tabakalarda inşaat sırasında gerekli sıkışmanın temin edilebilmesi için bu malzemelerin optimum su içeriğinde olması gerekmektedir. Dolayısıyla su, evet, yolun yapım aşamasında olması gereken önemli bir unsur, ancak
altyapı ve üst yapı inşaatı tamamlandıktan sonra suyun yol gövdesinden kesinlikle uzak tutulması gerekmektedir. Drenaj dediğimiz, karayolunda drenaj dediğimizde yol inşaatında bu kavram ciddi anlamda önem taşımaktadır ve yol üst yapısı ve altyapısı her ne kadar kaliteli malzemelerle veya işte üstün bir işçilik veya işte özenle yapılmış olursa olsun, drenaj tedbirlerinin alınmaması durumunda yapılan tüm yatırımların elden çıkması yüksek olasıdır. Bu bakımdan bir yol inşaatında drenaj uygulamaları her ne kadar pahalı uygulamalar gerektirse de drenaj için yapılacak masraftan kesinlikle kaçınılmaması gerekmektedir. Şimdi bakın sol taraftaki şekilde mevsimlere bağlı olarak altyapıda suyun hareketini gösteren bir görsel mevcut. Kısaca anlatayım. Şimdi bazı bölgelerde özellikle sonbahar aylarında çok fazla, çok miktarda yağmur yağar. Bunun sonucunda zemin fazlaca nemlenir ve altyapıda da suyun bu şekilde gördüğünüz gibi yeniden dağılımı yani harekete geçişi söz konusu olur. Kış mevsiminde sıfırın altına düşen bu büyük sıcaklık farkları nedeniyle bu alt tabakalarda biriken su donmaya başlar. Zeminde donma işlemi gerçekleşirken etrafında büyüyen buz kristalleri de çevresindeki su miktarını arttırır. İlkbaharda havaların ısınmasıyla beraber bu don çözüldüğü zaman fazla nemlenmiş olan altyapı zeminin yüklere karşı direncini azaltır. Ve üst tabakalarda da bulunan bu donun mevcudiyeti üst yapının altında bulunan suyun çıkışını engeller ve bu durum üst yapı zemininin hareketlenmesine neden olur. Bunun sonucu olarak da üst yapı sağlamlığının az olduğu yollarda trafiğin de etkisiyle beraber üst yapının kırılması ve üst yapı üzerinde aşırı deformasyonların oluşması başlar. Ayrıca yine yağışlı havalarda yol yüzeyinde su birikintileri oluştuğu vakitte bunlar taşıt lastiği ile yol yüzeyi arasında kayma sürtünme katsayısını da azaltacağından hatta yüksek hızlarda lastik ile yol arasındaki teması tam olarak kestiğinden taşıtların kontrolden çıkmalarına ve dolayısıyla da kazalara sebebiyet verirler diyebiliriz. Şimdi karayolunda drenaj sistemlerini iki ana başlıkta inceleyebiliriz. Bunlar bir yüzey suyu drenajı yani yağmur sularının yola zarar vermeden uzaklaştırılması amacıyla yapılır. İşte ne çeşitli olabilir? Drenaj hendekleri olabilir. Bunlar refüj hendekleri olabilir, kenar hendekleri olabilir, kafa hendekleri, palya hendekleri. Bunlarla beraber menfezler, köprüler, bordür ve düşüm molukları ve kolektörler yüzey suyu drenajı olarak değerlendirilebilir. Yüzey altı drenajı dediğimizde yol zeminine sızıntı yolu ile giren suların yol tabanı ve dolgusunun taşıma mukavemetinin azaltmasını önlemek ve aynı zamanda katmanların stabilitelerini arttırmak amacıyla hızlı bir şekilde uzaklaştırılması işlemidir. Şimdi bizim incelediğimiz yol kesiminde çokça fazla drenaj sistemi olarak menfezler bulunduğu için kısacası menfezlerden bahsetmek istiyorum. Menfezler karayolu drenajında büyük bir öneme sahiptir. Yüzey suyu drenajı için inşa edilen sanat yapılarının %95'ten fazlası menfezlerden oluşmaktadır. Menfezler yağan yağışla beraber hesaplanan debi miktarı ve aynı zamanda yolun oturtulacağı zemindeki dolgunun yüksekliğine bağlı olarak farklı şekilde tasarlanabilirler. İşte bunlar tek veya çok gözlü kutu en kesitli olabileceği gibi dairesel yani büz adı verdiğimiz kesitli de olabilirler. Günümüz karayollarında, Karayolu Genel Müdürlüğü'nün tasarım kitaplarında, şartnamelerinde genel olarak kutu menfezler yaygın olarak tercih edilmektedir. Menfezler genellikle taşkın frekans süresindeki gelebilecek maksimum debiyi giriş ve çıkışta rahatça geçirebilecek ve aynı zamanda ekonomik olacak şekilde projelendirilmelidir. Yani menfezin menba tarafındaki, kaynak tarafındaki suyun
araziye zarar vermeyecek düzeydeki su seviyesinin mansap tarafında erozyon ve uyulmaya neden olmayacak maksimum su hızı, işte sürüntü madde miktarı, boyutları, bu durumları ve önceden oluşmuş maksimum su seviyeleriyle doğru bir şekilde tasarımlarının yapılıp belirlenmesi gerekmektedir. Evet, drenaj sistemlerinden menfezlerin tasarımı ilk olarak hidrolojik etütler ile başlar. Yağış ile beraber oluşan yüzeysel akışın oluşturduğu taşkınların belirlenebilmesi için birçok gelişmiş yöntem ve teoriler vardır. Çünkü yağış dediğimiz rastgele oluşan bir yapıya sahip. Bundan dolayı da sistem oldukça karmaşık bir yapıda. Ancak işte uzun yıllar yapılan ölçümler, geliştirilen matematiksel metotlar ile yağış için periyodik tahminler yapabilmemiz daha mümkün bir hale gelmiştir. Menfezlerin boyutlandırılmasında öncelikle havza alanlarına ait sınırların belirlenmesi gerekiyor ve bu alanlara ait de yağış miktarlarının belirlenmesi gereklidir. Bu işlem harita üzerinden programlar aracılığıyla yapılabildiği gibi arazi etüt çalışmaları yardımıyla da bulunabilir. Bu tespitlerin hassas yapılması gereklidir. Çünkü menfezler belirli ihtimalle beklenen taşkın debisine bağlı olarak tayin edilir. Dolayısıyla ekonomik yönden büyük zararların oluşmaması için taşkın analizlerinin doğru yapılması gerekmektedir. Karayolu drenaj yapıları tasarımında esas olarak kullanılacak bu taşkın debileri uzun periyotlarda toplanan yağış verileri ve bu verilerin belirli zaman aralıklarına göre analizleri neticesinde tespit edilebilmektedir. Yine aynı şekilde Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından belirli bölgelerde yağış ölçümleri yapılır ve bu ölçümlerde belirli istatistiksel modeller ile karayolu drenaj yapısı tasarımına temel teşkil edebilmektedir. Yağışla akışa geçecek olan debinin hesabını... Sanırım bir bağlantı problemi. Duyabiliyor musunuz şimdi? Şu an duyuyoruz. Bu arada son 3 dakikanız çokça slide. Biraz hızlanırsak iyi olur. Tamam, hemen hızlanıyorum. Debinin belirlenmesi havza alanına bağlı olarak yapılıyor. Temelde 3 yöntemimiz var. Rasyonel yöntemimiz, DSI sentetik yöntem ve aynı zamanda lokus yöntemi. Bunlar havza alanlarına göre belirleniyor. Bizim projemizde esas olarak kullandığımız hesaplama yöntemleri rasyonel ve DSI sentetik yöntem oldu. Biz projemizde bu çalışma alanı üzerinde çalışmalar gerçekleştirdik. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 6. Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasında yer alan Ürgüp ilçesi üzerinde, Ürgüp-Nevşehir arasındaki yol kesimi üzerinde biz çalışmalarımızı gerçekleştirdik ve bu ilçeye ait olan bölgede en fazla aracın geçtiği karayolu olması neticesiyle de araştırılmaya son derece önem arz etmektedir. Bu çalışma kapsamında 2 adet havzaya, yani rasyonel ve sentetik yöntemle maksimum seviyede hesaplanmış olan debilerin incelemesini özellikle yaptık. Burada görmüş olduğunuz 32 numaralı havzanın akış kollarının yol eksenini kestiği noktalardan havzalar modellenerek havza alanları belirlendi ve bu modele ait alan büyüklüğü sebebiyle bu kesimde rasyonel yöntem kullanılmıştır. Havza 27'ye ait olan kesimde de sentetik yöntem kullanılarak debi hesabı yapılmıştır. Şimdi bu çalışma kapsamında aynı zamanda debi hesabında kullanılan bu Nevşehir iline ait yağış şiddet tekerrür eğrisi bu slaytta görülmektedir. Nevşehir ili örneği için 2, 5 şekilde de görüyorsunuz 10, 25, 50, 100 ve hatta artık 500 yıl dönüş aralıklarında çizilmiş olan bu grafiklerden faydalanılmıştır debi hesabında. Bu tabloda da bizim incelemesini yaptığımız menfezlere ait geçen maksimum debi, havzanın büyüklüğü, yıllık maksimum yağış miktarı ve havza katsayısı gibi parametreler burada gördüğünüz tabloda özetlenmiştir. Bu en kesit seçimleri Karayolları Tasarım El Kitabı'na göre yapılmıştır. Ayrıca dolgu yüksekliği, menfez uzunluğunu da tayin etmekte olduğu için bu incelediğimiz yol güzergahı üzerinde özellikle 20 saat 380 kilometresinde bulunan menfez boyutları
gelen debiyi karşıladığı için, yeniden yapım yerine yol platformu değiştirdiği için, güzergahta yapılan bazı geometrik değişikliklerden dolayı burada sadece çift taraflı veya tek taraflı mevcuda ilave menfez uzunluğunun araştırılması, arttırılması öngörülmüştür. Bu arada bu bütün çalışmalar Karayolları Genel Müdürlüğü 6. Bölge Üst Yapı Baş Mühendisliği tarafından gerçekleştirilmektedir. Yol güzergahını kesen akış kollarına ait havzalar modellendikten ve taşkın debileri de hesaplandıktan sonra menfezler NetPro programı kullanılarak boyutlandırılmıştır. Dediğim gibi burada 10 ve 100 yıl tekrarlı debiler dikkate alınsa da Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan taşkın modellemelerinde elde edilen sonuçlar Q500'e göre de artık analiz edilmesi gerektiğini öngörmüştür. Buna bağlı olarak da güzergah üzerinde bulunan bazı menfezlerin boyutlarının revize edilmesi gerektiği öngörülmüştür. Ayrıca yine güzergahta bulunan mevcut düz kesitli olan menfezlerin de işletme ve bakım masrafları da göz önünde bulundurularak yine Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kutu kesit menfezlere dönüştürülmesi planlanmıştır. Evet, toplayacak olursam hızlıca. Son bir dakikada geçtik. Hızlıca bir toparlarsanız tamam. Çok memnun olurum. Seçilen yolun bazı kesimlerinde yüzeysel drenaj açısından yetersiz olduğu kesimleri gözlemledik. Bunların yetersiz olmasından dolayı kesitlerinin yeniden boyutlandırılması gerektiğini gözlemledik. Ayrıca bizim şu an çalışmalarımızda devam etmekte de olduğumuz drenaj sistemleri projelendirilirken uzun yıllardır uygulanan bu geleneksel yöntemlerin kullanılması dışında bu konuda ihtiyaçların karşılanması, daha güvenilir sonuçların elde edilmesi açısından da HECRAS, MyFlood ve The Storm Water Management Model gibi benzeri sayısal programlardan yararlanması ihtiyaç duyulmaktadır. Biz bu konuda hali hazırda devam etmiş olduğumuz çalışmaları hem ülke içerisinde hem uluslararası HECRAS ve The Storm Water Management Model kullanarak tasarlanan menfezleri ayrıca değerlendirmeyi ve hidrolik analizlerini gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu konu üzerinde de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer sorunuz varsa alabilirim. Vaktimiz kalmadıysa da teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Yani sorusu olan varsa hocamızla mesaj chat kısmından iletişime geçerseniz daha iyi olur. Çünkü süremizi aştık. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Değerli bilgilerinizi bizlerle paylaştığınız için ve katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Sıradaki bildiriye geçelim. Bildirinin yazarı Sayın Murat Çavuşlu. Effects of 3D discrete and non-discrete modeling techniques on factor of safety behavior of a historical stone arch bridge başlıklı bildiriyi sunacak. Kendisi şu an burada mı acaba? Sayın Murat Çavuşlu. Sanırım şu an toplantıda da değil galiba. Bir sonraki bildiriye geçelim. O halde sıradaki bildiri Ova Cuma Bartın çayı akımının makine öğrenmesi yardımıyla tahmin edilmesi başlıklı. Bildirinin yazarları Sayın Emrah Şander ve Sayın Tülay Ekemen Keskin. Sunumu yapacak kişi sanırım Emrah Şander'i görüyorum burada listede. Diğer Tülay Ekemen Keskin de şu an toplantıda. Evet hocam merhabalar. Emrah yapacak sunumu. Evet buyurunuz hocam. Şu an ben hemen bağlantıda gözüküyor kendisi. Hemen hocam, bir arayayım Emrah'ı. Ben mikrofonu da açmışım. Hocam buradayım. Tamam. Sesim geliyor mu? Tamamdır. Sesinizi duyuyoruz. Tamamdır hocam, ekranı paylaşıyorum. Ekran paylaşımını yaparak başlayabilirsiniz. Süreniz 15 dakika. Tartışmak için vakit kalması adına daha erken bitirirseniz memnun oluruz. Tamamdır hocam, çok teşekkür ediyorum. Şu an ekranı paylaştım. Net bir şekilde görebiliyor muyuz? Şu anda görünüyor, evet. Tamamdır hocam. Biz öncelikle biraz kendimden bahsedeyim. İsmim Emrah Şender.
lisans ve yüksek lisansımı Karabük Üniversitesi'nde yaptım. Yüksek lisans tezimin bir bildirisidir burada. Aslında çalışmamız bizim Oğacuma Bartın Çayı'nın akımlarını makine öğrenimi yardımıyla tahmin etmekti. Kursunun kapsamında çalışmanın amacı yapay zeka, yeraltı barajları, akım tahmini, debi hesapları ve sonuçlardan bahsedeceğim. Çalışmamızın amacı bu çalışmada çalışma alanını oluşturan Bartın Bahçecik Yeraltı Barajı'nın günümüz itibariyle sağladığı suyun ilerleyen yıllarda Bartın ve Amasra merkezinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayamadığı dönemlerde ilave olarak baraj akıferinin beslenebilmesi için gerekli akımların hesaplanmasını amaçlamaktadır. Şimdi biraz yapay zekadan bahsetmek istiyorum. Yapay zeka nedir? Aslında biz kendi iş süreçlerimize onu nasıl entegre edebiliriz? Yapay zeka bilgisayar sistemlerine veya makinelerin insan benzeri zeka ve zekasal yetenekler kazandırılmasıyla ilgilenen bir bilim dalıdır. Yapay zeka çeşitli veri analiz edebilme, öğrenme, problem çözme ve tahmin yapma, karar verme gibi yetenekleri kullanarak karmaşık problemleri çözen, görevleri yerine getiren sistemler bütünüdür. Yapay zeka geleneksel algoritmaların dışında farklı olarak bilgisayar sistemlerin kendi başlarına öğrenmesini ve bu öğrendiği yeteneklerle de sonradan çıktılar üreten ve sizin verdiğiniz problemleri çözen bir sistemler bütünü. Tabii az önceki slaytta okuduğum ya da anlattığım şeyi yine bir yapay zeka modeline sordum. ChatGPT bu aralar çok popüler, duymuşsunuzdur diye umuyorum. Yapay zeka nedir diye sorduk ve gördüğünüz üzere bize ChatGPT yapay zekanın ne olduğunu, ne gibi alanlarda kullandığının çıktısını verdi. Burada da bir örneği bulunmakta. Yine burada yapay zekanın hangi alanlarda kullanıldığına dikkat ediyoruz. Sağlık, finans, eğitim gibi birçok alanda kullanılmakta. Biz kendi tezimizde, yani çalışmamızda yapay zekayı nasıl entegre ettik? Oğacuma çayının akımlarını tahmin ederek entegre ettik. Burada da yeraltı barajlarından bahsederek sunuma devam etmek istiyorum. Yeraltı barajı su akışını kesmek için çeşitli şekillerde tasarlanmış bir yapıdır. Kurak veya yarı kurak bölgelerde kullanılmak üzere tasarlanmaktadır. Aslında kurak ve yarı kurak bölgelerde suyu depolamak için yapılan yapılardan bir tanesi. Tarihsel gelişimi, yani aslında suyun depolanması güncel bir bilgi değil. Yani geçmişten günümüze her zaman insanlar suyu farklı şekillerde depolamak için çalışmalar yürütüyor. Burada da yine Romalılar zamanında Sardinya Adası ve Tunus'ta yeraltı barajları inşa edilmiş olması ve uygarlıkların su yönetimine verdiği önemi göstermektedir. Lazer işareti geçtim. Çalışma alanımız Bartın Bahçecik Yeraltı Barajı, Bartın İli Merkezi ile Amasra İlçe Merkezi'nde içme ve kullanma suyu ihtiyacının büyük bir kısmını Bahçecik kaynağından karşılanıyor. Kaynağın debisi ama çok kararsız. 40 litre bölü saniyelerle 3700 litre bölü yaklaşık olarak arasında değişmekte. Bu yüzden ek su temine ihtiyaç duyuluyor. Bu nedenle çalışmanın bu ve benzeri problemlerin çözümüne yardımcı olması planlanıyor. Burada Bartın Bahçecik Yeraltı Barajı'nın inşasından bir görüntü var. Yine aynı şekilde derivasyon kanallarının. Akım tahminleri. Su hidrolojik çevrim içerisinde çok fazla yer değiştirmekte. Bu değişimi de problemin tahminini oldukça zorlaştırıyor. Bunun gibi zor problemlerde yapay zeka modelleri gerçekten yüksek başarılarla çözümler sunabiliyor. Akım tahmini için de bu yüzden biz de yapay zeka modellerinden bir tanesini kullandık. Oğacuma çayının bir görseli bulunmakta. Makine öğrenim birden çok girdi parametresinin yağış, akım, sıcaklık ve buharlaşma sahip olduğu verileriyle çıktı parametrelerin tahminine dayanmaktadır aslında. Burada çalışma kapsamında problemi çözümü için 3 aşamada biz kendi problemimizi 3 aşamada çözdük. 1. Eksik akım verilerinin tamamlanması. 2. YS yapay sinir ağları ile Kocaırmak akım verilerinin tahmin edilmesi. 3. De Oğacuma çayı ile tahmin edilen verilerin matematiksel bir model kurularak ilişkilendirilmesi. İlk başta eksik olan verilerimizi biz bir zaman serisi analizi yaparak tahmin ettirdik. Bu zaman serisi analizi normal literatürde yapılanlardan biraz farklı. Escape-for algoritması ile yapılıyor. Aslında bizim zaman serisi dediğimiz seri
T0 anından başlayıp T1 anına kadar giden kronolojik bir bir boyutlu matris. Burada da zaten onun bir örneğini görüyoruz. Algoritma bunu bir birden çok boyutlu bir matrise çeviriyor. Yani sizin ilk 5 günlük diyelim buna. 5 günlük veriniz aslında 6. günün bir çıktısı olarak bu şekilde bir matris kuruluyor. Daha sonrasında bu aradaki bilinmeyen katsayılar algoritma tarafından hesaplanıyor ve bir model kurulmuş oluyor. Bunu yapmamızdaki amaç da bizim aslında makinelerde sözlü ya da ne bileyim sayısallaştırmamız gerekiyor verileri. Aslında bir nevi veriyi sayısallaştırıp makinelerde algoritmaların kullanılacağı şekillere getirmek. Kurduğumuz bu algoritma sonucunda işte veriyoruz eğitim ve test verilerimizle eğittikten sonra test verilerimizi verip tahminlerimizi de burada görebiliyoruz. Aslında bizim veri periyodumuz 1969 yılı ile 2015 yılları arasında ama tahmin ettirmeye çalıştığımız veri 2018 yılında olduğu için 2015 yılından 2018 yılına kadar olan verilerin eksik olanlarını bu şekilde algoritmayla tamamlıyoruz. Burada da normalde gerçek ve tahminlerin grafiği gözükmekte. Şimdi biraz daha açmak gerekirse bu yapay zeka nedir? Aslında nasıl çalışır? Ondan bahsedelim. Yapay zeka aslında yapay sinir ağları denen bir algoritmayı kullanıyor. Bu deep learning diye geçiyor literatürde bazı kısımlarda derin öğrenme. İnsan beyninin aslında bir modeli yapılıyor ilk başta algoritma kurulurken. Nasıl nöronlar bizim sinapslarla birbirine bağlı beynimizde o şekilde elektriksel parametrelerle bilgi geçişi sağlanıyorsa yapay sinir ağlarında da burada yine gördüğünüz gibi ağırlıklarla bir takım işte fonksiyonlarla hesaplanıyor ve çıktı elde ediyoruz. Biz mesela burada kendi örneğimizde buradaki girdi parametreleri olarak yağış, sıcaklık, buharlaşma gibi verileri verip daha sonrasında da çıktı parametresi olarak akımı tahmin ettirdik. Burada da bu model kurulduktan sonrasında yapay zekanın yaptığı tahmin gözükmekte burada. Bizim tahmin ettirdiğimiz E13A031 akım istasyonunun verilerinin tahmin edilmiş çıktısı burada. Burada sayısal modelleme tahmin edilen akım verilerinin ova cuma çayı üzerinde ölçülen akım verileriyle ilişkili olduğu düşünülmektedir. Zaten asıl çalışma amacımızdan bir tanesi bu. Bu kısımda tahmini yapılan akım verilerinin havza alanı ile ova cuma çayı havza alanı arasında matematiksel bir orantı yapılarak ölçüm verileri tahminlenmiştir. Burada da o verileri görüyoruz. Aslında biz Kocaırmak çayının akım verilerini tahmin ettirdik. Ova cuma çayının bizim elimizde verileri olmadığı için yakın bir akım istasyonlarının verisini alıp bunu tahmin ettirdik. Daha sonrasında da alan benzetme yöntemiyle sonuçlarımız burada gözükmekte. Bunlar da bu buradaki verilerin gerçek ve tahmin kıyaslaması. Bu modeller kurulduktan sonra Duckweed ile akiferimizdeki rezervuar alanımızdaki 1 metre yükseklik için gerekli olan yapay beslemeleri hesapladım sonucunda. Burada kuyu üzerindeki hesapladığımız yeraltı barajının kuyusunun üzerindeki noktalarımızı görüyoruz. Kuyu noktalarımızı görüyoruz. Aks üzerindeki kuyuların yapay besleme miktarlarını yine yapay zekadan aldığımız veriler doğrultusunda her bir nokta için 1 metre yükseklik için ne kadar ilave besleme gerektiğini hesapladık. Bunu da bu tablo üzerinde verdik. Yine rezervuar alanındaki kuyuların 1 metre yüksekliği için gereken şeyler. Sonuç olarak Bahçecik yeraltı barajı akiferinde bulunan kuyulardaki yeraltı su seviyelerindeki 1 metre artış için gerekli ilave beslenme için kullanılabilecek Ova Cuma çayının devrilen tahmininde yararlanabilecek olan E13A031 nolu Kocaırmak Bartın istasyonunun akım tahmin verilerinin ölçülen debi miktarlarının tahmininde anlamlı şekilde kullanılabileceği kanısına varılmıştır. Model metrikleri olarak arka resi korumu 0.802, mean absolute percentage error 3.1 ve mean absolute error da 6.15 olarak hesaplanmıştır. Teşekkür ederim. Yine aynı şekilde yapay zeka modellerinden son olarak bir özlü söz yazmasını istedim ve kendisine sorduk bunu.
çağımızın gerçek zekası yapay değil, insanlıkta gizlidir dedi. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Sorularınız varsa yanıtlayabilirim. Biz teşekkür ediyoruz. Süreyi etkin ve verimli bir şekilde kullandığınız için. Değerli katılımcılar, Sayın Şander'e sorunuz varsa alabiliriz. Sanırım yok. Tekrar teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bildiriye geçiş yapalım. Teşekkürler hocam. Sıradaki bildirimiz, yazarları epey kalabalık. Şöyle isimlerini zikredeyim ben. Onur Altıntaş, Mehmet Öztürk, Havva Anıl Güner, Yalçın Yüksel, Ahmet Cevdet Yalçıner, Cihan Şahin, Şükrü Ersoy, Cem Yılmazer, Barış Aydın ve Merve Ayaz tarafından hazırlanan bildiri. Bir kanal boyunca ilerleyen tsunami dalgasının değişiminin incelenmesi başlıklı. Sanırım Sayın Onur Altıntaş sunacak. Evet. Sesim geliyor mu acaba? Gayet net sesiniz. Tamamdır. Ben paylaşayım. Sunumum şu an tam ekran olarak yansıdı mı acaba? Evet, şu anda tam ekran. Buyurun, süreniz 15 dakika. Daha erken bitirirseniz tartışmak için zaman kalır. Teşekkür ediyorum. Tamamdır, ben teşekkür ederim. Herkese merhaba. Ben Onur Altıntaş, Yıldız Teknik Üniversitesi Kıyı ve Liman Mühendisliği Yüksek Lisans Programı Yüksek Lisans Öğrencisiyim. Bugün sizlere yüksek lisans tezim kapsamında yaptığımız çalışmayı aktaracağım. Çalışmamızın amacı adı bir kanal boyunca ilerleyen tsunami dalgasının değişiminin incelenmesi. Çalışmamız TÜBİTAK 1001 programı tarafından desteklenmiştir. İlk olarak sunumun içeriği 5 ana bölümden oluşmaktadır. Bunlar çalışmanın amacı ve üzgünlüğü, deney sisteminin tanıtılması, bulgular ve çalışma sonucunda elde edilen sonuçlar ve önerilerdir. Çalışmamızın amacına baktığımız zaman tsunami felaketi gerçekleştiğinde bazı durumlarda tsunami kıyılara ulaşır ve bölgede nehirlerin oluşması durumunda tsunami nehirlerinin ağzından giriş yaparak nehir menbaasına doğru yayılmaktadır. Ve bu da nehirlerin kıyısındaki yerleşim yerlerine ciddi tehlikeler arz etmektedir. Biz burada nehir ağzından giriş yaparak nehir menbaasına yayılan N tipi tsunami dalgasının yayılma karakteristiğinin belirlenmesi ve dalga parametrelerinin incelenmesini gerçekleştirdik. Ayrıyeten de nehir kıvrımlarının tsunami dalgası üzerinde etkisinin araştırılmasını gerçekleştirdik. Ve son olarak nehir akımının tsunami dalgası üzerindeki etkilerinin belirlenmesini inceledik. Bizim çalışmamızın benzer çalışmalardan farklı olarak genelde bu çalışmalarda soliter veya soliter tipi bor dalgaları kullanıldı. Ama bizim çalışmamızda biz N tipi tsunami dalgasını kullandık. Bunun sebebi N tipi tsunami dalgalarının son yıllarda tsunami modellemelerinde daha fazla kullanılmasıdır. Tabii bunun için bir deney sistemi tasarladık ve geliştirilen deney sistemi sayesinde nehir üzerinde çeşitli kesitlerde yapılan su seviyesi ölçüm verileri yardımıyla elde edilen dalga profilleri inceleyerek dalganın yapısındaki değişim detaylı bir şekilde inceledik. Benzer çalışmalardan farklı olarak düz kanal yerine biz ilk defa kıvrımlı kanal kullandık. Deney sistemimizi tanıtırsam sol tarafta gördüğünüz üzere pneumatik dalga üretici yardımıyla biz N tipi tsunami dalgamızı ürettik. Ayrıyeten de kanalımızın solunda üçgen savağımız var. Bu üçgen savak ise kanala su teminini sağlamaktadır ve ayrıyeten kanalda tsunami dalgasının yayılma yönüne ters yönde akım oluşturmasını sağladı. Sağda ise kanalın 3 boyutlu modelini görmektesiniz. Kanalımızın geometrik özelliklerini incelediğimizde tsunami dalgası dalga üreticinden ilk üretilerek ilk olarak kanalın başlangıcında doğrusal bölüm bulunmaktadır ve bu doğrusal bölüm 1.96 metredir. Doğrusal bölümden sonra 120 derece yay ölçüsüne sahip birinci kıvrıma ulaşmaktadır ve bu kıvrımın uzunluğu 6.88 metredir. İlk kıvrımın geçtikten sonra tsunami dalgası ikinci kıvrıma ulaşır ve bu kıvrımın 180 derece yay ölçüsüne sahip olduğunu söyleyebiliriz ve 10.32 metredir. Kanalın sonunda 13.72 metre uzunluğunda doğrusal bir bölüm vardır. Kanalımızın genişliği 0.9 metredir. Kanal derinliği 0.6 metredir.
Kanalımızın tabanı alüminyumdur ve yan duvarlar plexi glass'tır. Biz burada su seviyesi ölçümlerini dalga proplarından yararlanarak yaptık. Dalga propları yardımıyla elde edilen veriler dalga monitörüne aktarılır ve dalga monitörü de bilgisayara aktarmaktadır. Kanaldaki tsunami dalgası davranışını incelediğimizde bildiğiniz üzere tsunami dalgaları uzun dalga sınıfına girmektedir ve kanallarda gelgit dalgalarında olduğu gibi bor formunda yayılmaktadır. İki tür bor vardır. Bunlar strong bor ya da breaking bor veya Türkçesini güçlü bor diyebiliriz. Ayrıyeten undulated bor veya dalgalı bor dediğimiz bir form vardır. Strong borun özellikleri genelde taşkın dalgası gibi yayılmaktadır. Taşkın dalgası yani tek cephe şeklinde ilerlemektedir. Dalga ilerledikçe dalganın boyu, dalganın yüksekliği ve pozitif genliğinde azalmalar meydana gelmektedir. Türbülans yapısı etkilenir, dalga kırılma yapıları etkilenir. Underboard'dan bahseder isek birden fazla dalgalanmanın olduğu bir dalga treni şeklinde bir ilerleme vardır. Ve biz bu hangi bor yapısını, hangi dalganın hangi bor yapısında yayıldığını belirlemek için bir boyutsuzluğumuz vardı ve A artı bölü D oranı, yani dalganın pozitif genliğinin kanaldaki su seviyesine oranına bakarak biz bu hangi borda yayıldığını bulmaktayız. Eğer bu oran 0.28'den küçükse dalgalı veya undulated bor, eğer 0.75'den büyükse türbülanslı, breaking veya strong bor formunda yayılmaktadır. İki oran arasında ise geçiş durumu şeklinde yayılmaktadır. Sol tarafta nehirde yayılan undulated bor dalga formuna ait bir gerçek bir görsel görmektesiniz. Sağ tarafta ise bizim laboratuvar ortamında ürettiğimiz undulated bor formuna ait bir görsel vardır. Sağda da görüldüğü üzere arda arda oluşan dalgalanmalar bizde de şu kırmızı çemberler içerisinde görüldüğü üzere aynı formda dalganın üretimi gerçekleşmektedir. Tabii en tipi tsunami dalgasının oluşturulması oldukça zor oldu. Birden fazla bayağı bir deneme yaptık ama sonunda başardık. Sağda ise Japonya'daki belli nehirlerde tsunami dalgası yayılması sonrası yapılan su seviyesi ölçümleri görüyorsunuz. Gördüğünüz üzere dalganın en tipi tsunami dalgası formunda yayıldığı görülmektedir. Tabii en tipi tsunami dalgasının şeklinden dolayı bu isim verilmektedir. Dalganın sırtı gördüğünüz şekilde oldukça diktir ve şekillerde de gördüğünüz üzere dalga kanalda ilerledikçe, yani nehirde daha doğrusu, dalganın yüksekliğinde, pozitif genliğinde azalmalar olmaktadır. Biz ise Tolkovan'ın çalışmasından yararlanarak solda görüldüğünüz en tipi tsunami dalgasını ürettik. Tabii burada ilk olarak kanalda herhangi bir akım bulunmamaktadır. Durgun su da yapılmıştır. Tabii bu dalganın hangi formda kanalda yayılacağını bulmak için az önce bahsettiğim boyutsuzdan yararlandık. Ve bu boyutsuzun 0.69 olduğunu bulduk. Bu durum undulated ve breaking bore arasında geçiş durumunu olacağını ifade etmektedir. Yani dalgamız kanalda ilerledikçe formunun korunması beklenmektedir. Dalganın yüksekliğinde azalmalar olacaktır. Dalga kırılmaları etkin olacaktır. Ayrıca undulated bore oranına, yani 0.28 oranına daha uzak olduğu için dalgalanmaların da, ufak dalgalanmaların da görülmesi beklenmektedir. Burada ise 8 adet probe'da oluşan dalga profillerini görmektesiniz. Sağda ise dalga kanalında hangi probe'un kanalda hangi noktalarda olduğunu görüyorsunuz. Beklenildiği gibi tsunami dalgası kanalda ilerledikçe kanalın dalganın pozitif genliğinde ve dalga yüksekliğinde net bir azalma olduğunu görmekteyiz. Bu zaten beklenen bir durumdur. Ayrıca dalga kanalda ilerledikçe probe 8'de, yani kanalın son düz kısmında olan yerde gördüğünüz üzere dalgalanmaların net bir şekilde oluştuğunu fark ettik. Burada ise kanalda farklı debilerde dalga yayılma yönüne ters yönde akım olması durumları için oluşan dalga profillerini görmektesiniz. Biz çalışmamızda 3 adet debi kullandık. Bunlar 16, 35 ve 50 litre bölü saniye değerleridir. Soldaki şekillerde de görüldüğü üzere durgun suda olduğuna benzer bir şekilde tsunami dalgası ilerledikçe dalganın pozitif genliğinde ve yüksekliğinde net bir azalmanın olduğunu görüyoruz. Ama genel itibariyle oldukça benzer bir davranış sergilediğini söyleyebiliriz. Burada dikkate çeken bir şey de bu tabloda gördüğümüz üzere tsunami dalgasının farklı akım durumları için farklı akım durumlarında 8 adet probe'daki dalga parametrelerini görmektesiniz. Bu yapılan
Elde edilen parametreleri yorumlarsak farklı akım durumlarının hepsinde tsunami dalgası kanalda ilerledikçe dalganın ilk durumuna göre tsunami dalgası yüksekliğinde ve pozitif genlikte net bir azalma gerçekleşmiştir. Kanalda dalga ilerleme yönünde ters olacak şekilde farklı debilerde akım olması durumlarında debi değeri arttıkça kanalın hemen başlangıcındaki dalganın yüksekliğinde ve pozitif genliğinde artış meydana gelmiştir. Bu oldukça ilginçtir. Yani tsunami'nin yayılma yönüne ters şekilde akım olması durumlarında tsunami dalgasının aynı parametrelerle üretilmesine karşın dalganın yüksekliğinde ve pozitif genliğinde artış meydana getirdiğini bulduk biz. Son olarak kanalın ilk kıvrımının dış ve iç kıyısındaki yani prop 2 ve 3 dalga profilinin dalga yüksekliği ve pozitif genlik değerlerinde farklı akım durumlarında farklı eğimler olsa da değerlerde kayda değer bir farklılığının olmadığını bulduk. İkinci kıvrımda ise kıvrımın dış kıyısındaki dalga yüksekliği ve pozitif genliğinin kıvrımın iç kıyısından daha büyük olduğu ancak farkın çok da önemli olmadığı anlaşıldı. Sonuç olarak çalışmamızda N-tipi tsunami dalgasını pneumatik dalga üretici yardımıyla ürettik ve farklı kesitlerde davranışını ve kanal kıvrımlarının iç ve dış kıyılarındaki profilleri inceledik. Kanalda akışın olduğu ve olmadığı durumların hepsinde esas alınan tsunami dalgası kanalda ilerledikçe kanalın yüksekliğinde ve pozitif genlikte başlangıç duruma göre net bir azalma gerçekleştiğini gördük. 0.69 oranının breaking ve underboard formunu yansıttığını, kanalda akım durumlarının olmasında da bu formları dalganın gösterdiğini gördük. Kanalın kıvrımların dış ve iç kıyısında çok büyük bir farklılıkların olmadığını, farklı akım durumları için de bu durumun geçerli olduğunu gördük. Kanalın debisinin kanalda tsunami yayılma yönüne ters yönde akım olması durumunda kanalın başlangıcındaki noktada dalga yüksekliğinde ve pozitif genlikte artış olduğunu gördük. Tabii burada bizim çalışmamızın sadece çok küçük bir bölümünü yapabildik. Çünkü çalışmamız halen daha devam etmektedir. Farklı A artı bölü D oranları için tsunami dalgaları ürettik ve onların analizi gerçekleştiriliyor. Burada çok daha farklı durumlar, özellikle kıvrımların iç ve dış kıyılarında farklı trendlerin olduğunu gördük. Çalışmamız sonuçlandıktan sonra bunu makale olarak bilim dünyasına kazandırmak istemekteyiz. Burada işte çalışmada yararlandığımız kaynakları görmektesiniz. Benim söylediklerim bu kadar. İlginiz için çok teşekkür ederim. Eğer sorunuz varsa alabilirim. Sayın Altıntaş, biz de teşekkür ediyoruz. Değerli bilgilerinizi paylaştığınız için, sempozyuma katkılarınızdan dolayı. Değerli katılımcılar, sorunuz varsa Sayın Altıntaş'a yönlendirebiliriz. Süreyi oldukça verimli kullandık. Bu anlamda tartışmak için vaktimiz kaldı. Sanırım yok. O halde tekrar teşekkür ediyoruz Sayın Onur Altıntaş'a. Bir sonraki sunuma geçiyoruz. Bir sonraki sunumun başlığı Ceyhan Havzası Akım Gözlem İstasyonu verileri kullanılarak regresyon analizi. Bildirinin yazarları Sayın Evren Turhan ve Sayın Serin Değerli Şimşek. Sunumu yapacak kişi sanırım Sayın Serin Değerli. Buyurun. Hazırsanız paylaşım yapabilirsiniz. Ekran geldi mi şu anda acaba? Sesiniz çok kısık geliyor. Sanırım sempozyumun başındaki oturumda yaşadığımız gibi bir sıkıntı var galiba. Harici bir mikrofon kullanırsanız kulaklıklı daha net duyacağız sesinizi. Bir saniye o zaman hocam, hemen kulaklık verdim ya. Nereden bağlanayım? Şu anda geliyorum hocam.
Sayın değerli, bağlantısı mı koptu acaba? Yok, buradasınız. Gelmesini ayarlamaya çalışıyorum ama hocam hala gelmiyor. Şu an biraz daha iyi gibi sanki ama. Ben biraz yüksek sesle konuşmaya... Tamam, şu anki hali iyi. Tamamdır. Bir saniye, baştan paylaşım yapayım en iyisi şu anda çünkü gözükmüyor. Tamamdır, ben de tekrar süre hatırlatması yapayım. Süreniz 15 dakika. Tamam. Ama daha erken bitirirseniz soru cevap kısmı daha verimli geçiyor. Aksi takdirde soruları da fazla, cevapları da fazla uzatamıyoruz. Tamam. Bu anlamda erken bitirirseniz memnun olurum. Tabii ki hocam. Şu an slide'da ilerleyebiliyor muyum acaba? Şu an ekran paylaşımı yapılmadı. Hayır, göremiyoruz. Tekrar ekranı paylaşmanız gerekecek. Tabii ki. Daha iyi midir şu anda hocam? Şu an evet, şu an gözüküyor. Tamam. Öncelikle herkese merhabalar. İsmim Serin Değerli Şimşek. Adana Alparslan Türkiye İş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde hidrolik ana bilim dalında yüksek lisans öğrencisiyim. Bugünkü çalışmamız aynı zamanda danışman hocamla olan doktor öğretim üyesi Evren Turhan hocamla birlikte hazırladığımız Ceyhan Havzası akım gözlem istasyonu verileri kullanılarak regresyon analizi. Öncelikle bir giriş yapmamız gerekirse su kaynaklarının doğru planlanması açısından özellikle hidrolojik çalışmaların kapsamlı bir şekilde ele alınması oldukça önemli. Bu planlama süreçleri birçok hidrometeorolojik verinin çeşitli amaçlarla kullanılmasını gerektiriyor. Hidrolojik çalışmalar tabii ki göz önüne alındığında yağış, akım ve sıcaklık ve benzeri değişkenlerin eksiksiz olması beklenir. Ancak çoğunlukla değişik sebeplerden ötürü bahsedilen bu verilerin eksik olduğu da bir gerçektir. Drenaj havzalarında su kaynaklarının geçmişe ait eksikliklerinin tamamlanması tasarım aşamasında olumlu katkılar sunacaktır. Nehir akım tahminlerinde de doğrusal ve doğrusal olmayan regresyon yöntemlerinin kullanıldığı uygulamalarda literatürde mevcut durumdadır. Şimdi bu çalışma kapsamında Ceyhan Havzası'nda elektrik işleri etüt idaresi ne ait olan E2007, E2008 ve E2020 numaralı ve devlet su işlerine ait olan D2046 nolu akım gözlem istasyonları verilerinden faydalanılmıştır. Burada D2046 yani devlet su işlerine ait olan istasyon verileri sabit bağımsız değişken olarak öngörülmüş, diğer istasyonlar ise doğrusal regresyonda 1'den 6'ya kadar geçmiş zaman ötelemeli farklı girişler ile, doğrusal olmayan analiz için ise elektrik işleri etüt idaresi istasyonu verileri Microsoft Excel programında regresyon analizi aracılığıyla tahmin edilmeye çalışılmıştır. Çoğu literatür çalışmasında mevcut olduğu üzere bu verilerin %70'i eğitim safhasında, kalan %30'u ise test aşamasında değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlar determinasyon katsayısı yani R kare, ortalama küresel hata, ortalama mutlak göreceli hata ve birçok farklı değerlendirme ölçütüne göre incelenmiştir. Bu çalışmalar kapsamında da geçmiş çalışmalardan esinlenerek doğrusal analiz açısından eğitim ve test verileri incelenmiş, ayrıca doğrusal olmayan analizler için determinasyon katsayısı ve en uygun denklemler de elde edilmiştir. Materyal metot kısmında öncelikle bir çalışma alanından kısaca bahsetmek istiyorum. Ceyhan Havzası yaklaşık 21.391 km² bir yağış alanıyla Türkiye yüz ölçümünün yaklaşık %2.7'sine tekabül etmektedir. Havzada Akdeniz iklimi hüküm sürmekte ve kış mevsiminin tamamlanmasına yakın kuvvetli yağışlar gözlemlenebilmektedir. Havza dahilinde birçok su kaynağı mevcuttur ve en büyüklerinden olan Ceyhan Nehri Pınarbaşı mevkiinden doğmakta ve güney istikametinde ise Akdeniz'e dökülmektedir. Şekil üzerinde belirtilen istasyonların konumları paylaşılmış durumdadır. Bu slide'da ise aynı seçilen istasyonlarla ilgili genel bir bilgi vermek istedik. Metot kısmına geldiğimiz ise yani doğrusal ve doğrusal olmayan regresyon analizini şimdi birazcık tanıtmaya çalışacağım. Bu çalışma için akım tahmini
de kullandığımız verileri bir önceki slide'da göstermiştim. Burada ise doğrusal regresyon analizinde kullandığımız formülasyonları görüyoruz. Basit doğrusal regresyon ilişkisi denklem 1'de verilmiştir. Burada ise doğrusal olmayan analizde kullanılan denklemimiz verilmiş durumdadır. Burada beta ve v'inci model parametresini, lambda çarpımsal hata terimini ve ise değişken sayısını göstermektedir. Bu kısımda son olarak ise değerlendirme yönünden performansların ele alınabilmesi amacıyla literatürde genel bir kullanım alanı bulan R kare, ortalama karesel hata ve ortalama mutfak göreceli hata kriterlerinden yararlanılmıştır. Formülasyonları denklem 4, 5 ve 6'da da verilmektedir. Bulgular tartışma kısmına gelecek olursak öncelikle çalışmada yaptığımız kısmı bir tekrardan hızlıca tekrar etmek istiyorum. Biz burada D20-46 istasyonlarından faydalanarak aslında elektrik işleri etüt idaresinin 2011 yılı sonrasında ölçümünü durdurması sebebiyle 2011'den bu yana eksik olan verilerin aslında tahmin edilmesini doğrusal ve doğrusal olmayan regresyon yöntemleriyle bulmaya çalıştık. Özetlememiz gerekirse yaptığımız şey buydu. Burada şekil 2'de analiz sonuçlarını R kare, ortalama karesel hata ve ortalama mutfak göreceli hata kriterine göre doğrusal olmayan analizlerde determinasyon katsayısı ve en uygun denklem türetme şeklinde değerlendirilmiştir. Buradaki şekilde ise görüldüğü üzere şekil 2A'da model eğitim kısmından sonra test kısmında R kare değerinin arttığını görüyoruz. Aynı şeyi D46-E2008 eşleşmesinde de görüyoruz. Ancak en sonuncusunda D2046 ve E2020 eşleşmesinde test aşamasında R kare değerinin azalmış olduğu burada göze çarpıyor. Bunun devamında tabii bundan bahsettikten sonra bir de modellemelerde geçmiş zaman ötemeli giriş değişkenlerin yani doğrusal olmayan kısımdan da birazcık bahsetmek istiyorum. Burada D2046 istasyon verileri bağımsız değişken şeklinde sabit olarak değerlendirilmiş. Diğer istasyon verileri ise zaman gecikme adımları yani 1'den 6'ya kadar olacak şekilde bir gecikme adımıyla Microsoft Excel yardımıyla analizlerini biz gerçekleştirdik. Dediğim gibi %70'i model aşamasında, %30'u ise test aşamasında kullanılmıştır. Şekil 3'te de gene doğrusal olmayan doğrusal regresyon sonuçlarına ait 3 boyutlu saçılım grafiklerini görmekteyiz. Şimdi burada ise sayısal sonuçları görüyoruz. Ben bu sayısal sonuçları hızlı bir şekilde özetlemek istiyorum. Öncelikle D2046 ve E2007 eşleşmesine yani ilk satıra baktığımızda model 3 eğitim aşamasında 0.754'lük bir R kare belirlilik katsayısı ve 18.45 ortalama karesel hata değeri elde edilirken test sürecinde 0.862 R kare ve 10.13 ortalama karesel hata performans kriteri değeri hesaplanmıştır. Ortalama mutlak göreceli hata değerleri daha yüksek hata oranlarını ortaya koymuştur. Ancak test aşaması için ortalama mutlak göreceli sonucunda azalma söz konusudur. Aynı model yapısının diğer giriş değişkenlerine göre sonuçları da değerlendirildiğinde optimum değere yakın değerler göze çarpmaktadır. D2046-E2008 yani ikinci modelden bahsedecek olursak model 6 eğitim aşamasında 0.85 R kare ve 8.74'lük ortalama karesel hata değeri verirken test aşamasında ise 0.918 R kare ve 6.27 ortalama karesel hata değerini bize vermiştir. Bu çalışma kapsamında en iyi sonuçları ortaya koyan model yapısı olup diğer giriş sonuçları göz önüne alındığında birbirine yakın değerler bu modelde de tabii ki mevcuttur. Son olarak ise üçüncü modelden bahsediyorum. Hem eğitim hem de test süreçleri düşünüldüğünde çok düşük determinasyon katsayısı değerleri elde edilmiştir. Test sonucu 0.464'te kalmış. Burada ortalama karesel hata değerlendirme kriterinin çok
yüksek değer olarak belirlenmesine ve nispeten ortalama mutlak göreceli hata değerinin daha az çıkmasına sebep olmuştur diyebiliriz. Burada da az önce bahsettiğim kısmın yazılı hali aslında mevcut. Son kısma, bu tartışma kısmına gelecek olursak ise az önce burayı da özetlemiştim. Şurada ise E2007 ve E2008 doğrusal regresyon modellerinin oldukça başarılı olduğu ifade edilebilir. Her iki modelleme de ortalama karesel hata değerlendirme kriterinin düşük değerler ürettiği sonucunu bize vermiş durumdadır. Literatürde zaman serisi açısından girdi parametrelerinde farklı önceki adım sayıları görülmekte ve çoğunlukla önceki 6 zaman girişinin değerlendirildiği de göze çarpmaktadır. Hızlı geçmem gerekirse zamanı da biraz iyi kullanmak amacıyla bu slide'da ise doğrusal olmayan analizlerin değerlendirildiğinde şekil 4'teki sonuçları biz özetlemeye çalıştık. Burada görüleceği üzere başlangıçtaki yani E2007 istasyonu için R kare determinasyon katsayısı doğrusal olmayan analiz için 0.605 olarak bulunurken denklemi de burada bu şekilde yazmaya çalıştık. Diğer istasyonlar için ise E2008'de 0.869, E20'de ise 0.229'luk bir R kare değeriyle karşılaşmış durumdayız. Sonuçlara gelecek olursam, bu çalışmada önce bir genel olarak ne yaptığımızı tekrardan bahsetmek istiyorum. Ceyhan havzasında yer alan E2007, E2008 ve E2020 istasyonları ve Devlet Su İşleri'ne ait D20 46 numaralı akım gözlem istasyonu verilerinden faydalanarak aynı zamanda D20 46'yı bağımsız değişken olarak da kullandığımızı eklemek istiyorum. Diğer tabi istasyonlarda bu durumda bağımlı değişken olarak kullanılmış oluyor. Bazı kombinasyonlar ile denenerek doğrusal olmayan ve doğrusal regresyon analizleri yapılmaya çalışılmıştır. Burada doğrusal analizde verilerin %70'ini eğitim, kalan %30'unu ise test aşamasında kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar lineer değerlendirmede determinasyon katsayısı yani R kare, ortalama karesel hata ve ortalama mutlak göreceli hata performans kriterlerine göre de değerlendirilmeye çalışılmıştır. Çalışma sonucunda tüm modelleme sonuçları göz önüne alındığında D2046 ile E2008 akım gözlem istasyonu sonuçlarının en uygun model olarak ortaya çıktığını, bu modelde doğrusal modele göre yani doğrusal regresyona göre R kare değerin 0.85, doğrusal olmayan da ise R kare değerin 0.869 çıktığını burada söyleyebiliriz. Tabii 0.85 dediğim eğitim aşamasında, bir de bunun test aşaması var. Burada 0.918 olarak elde edildiğini söyleyebiliriz. Peki gelecek çalışmalarda ne yapılabilir? Burada hidrometeorolojik, topografik ve coğrafi karakteristiklerin ilave edildiği farklı giriş verileri ile oluşturulacak modellemeler elbette ki bu bölgenin temsilini daha kesin ya da ve daha doğru olarak belirtebilecektir. Biz burada sadece tabii ki akım verilerinden faydalandık. Ne kadar fazla giriş ve verisi olursa o kadar aslında durumun avantajınadır. Su kaynakları yönetimi bakımından eksik akım verilerinin doğruya yakın bir şekilde tahmin edilmesi önem arz etmekte olup planlanan su yapılarının tasarımı ve uygulanması göz önüne alınırsa hem efektif mühendislik çözümü hem de fayda maliyet analizi arzu edilen seviyelerde gerçekleştirilebilecektir. Burada kaynakçamızı hızlı bir şekilde göstermek istiyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herhangi bir soru varsa alabilirim. Biz de teşekkür ediyoruz Sayın Değerli. Sanırım iki tane soru var. Sırayla alabiliriz. Birisi Sayın Fatih Saka'dan gelecek. İyi günler, teşekkür ederim. Sayın Hanım, öncelikle dilinize sağlık. Güzel bir çalışma olmuş. Ama tabii aklımıza takılan birkaç noktalar oldu. Mesela işte E20, A20 istasyonu çok kötü sonuçlar vermiş. Evet hocam. Mesela bununla ilgili bir fikriniz var mıdır? Bize sebebini söyler misiniz? Ondan sonra bir iki bir şey daha sormak istiyorum. Hocam şu şekilde
Ben bir tekrardan o zaman ekranı paylaşmaya çalışayım şurada. E20A20 istasyonunun aslında biz ana istasyona, yani bağımsız olarak, değişken olarak kabul edilen istasyonu olan mesafesiyle alakalı olduğunu düşünmüştük başta. Ancak burada görüldüğü üzere bu istasyon hocam bir barajın mansap kısmında da yer alıyor. Yani evet, bu nedenle evet, de olabileceğini düşünüyoruz. Bunların etkisinin olabileceğini düşünüyoruz yani. Evet, o konuya çok önem veriyorum. Yani baraj kurulduktan sonra homojenliği artık bozulmuş oluyor. Çünkü baraj değil, kullanılan enerji ya da sulama amacıyla verilmiş olan suyun miktarıyla alakalı bir hal alıyor. Yani artık hidrolojik çevrimin, yağışın, buharlaşma etkisinden daha farklı olarak rezervuardaki olan kullanımdan da etkileniyor. Onun için bunu ilerideki çalışmalarda ya E20, A20, şimdi burada homojenliği tersine çevirip doğal hale dönüştürme denen bir konuya girmesi gerekiyor. Eğer burada analize konması gerekirse. Evet. Yani kötü sonuç vermesini aslında görünce öneriler kısmında da şunu demek lazım. Homojenliği bozulmuş olan bir veriyi burada kullanmadan yani tekrar işte mümkünse doğal hale dönüştürme işlemlerinden sonra ancak analiz edilebilirdi. Yani dolayısıyla o kısım hakkında bir şey var. Bir de teşekkür ederim bu konu için, çünkü söylemek gerekiyordu bence. Şimdi test verilerinde de rekare vermek, yani mesela aslında zaten hatalar var. Hata değerleri tahminlerle gözlemler arasındaki farklardır. Siz zaten test bölgesinde anladığım kadarıyla %70 olan veriyi kullanarak bir model oluşturdunuz. Bu modellerle değerleri yerine yazarak kendiniz zaten tahmin ettiğiniz değerleri buldunuz. Sonradan %30'luk kısmında tahmin ettiğiniz kısımlarla gözlenmiş olan kısımları mı X ve Y olarak girdiniz sisteme? Evet hocam, aslında hani birazcık dediğiniz gibi o kısımda öyle düşününce kafa karışıklığı. Ya burada evet biraz problem. Yani R kare aslında formülasyondan da genelde siz mesela ortalamalarla işte tahminler veya işte benim gözlem değerlerim arasındaki fark. Ya ikinci kısımda ya şöyle, regresyon analizi aslında bütün veriyi içine koyarak sonuç alabilirdiniz. Çünkü zaten hata değerleriyle, tahmin değerleriyle sonuç veren bir sistem. Yani ben mesela bir daha önce öğrencimizde de, hani bunu şey niyetiyle söylemiyorum, etkin güzel bir şey olmuş. Negatif olarak yani ilerideki olan çalışmalarda bunları şekillendirmek gereklidir. Onun için söylemek istiyorum Serin Hanım. Tabii ki. Mümkünse burada regresyon analizi yapılırken %100 veriyi vererek %100 verinin sonuçlarıyla zaten denklem bulabilirsiniz. Yani tekrar teste ayırıp oradan %30'a ayırmak biraz yapay sinir ağı ve böyle yapay zeka olan metotlarda daha biraz daha kullanılan bir sistem. Onunla ilgili bir uyarmak istemiştim, ancak tabii yani neticede güzel bir şey, fakat yani regresyon bence daha farklı yapılabilirdi. Sizin fikriniz nasıl bilmiyorum. Yani dediğim şeyi yaptınız mı? Mesela %100'ü koyarak bir sonuç bulmuş muydunuz? Hocam bu çalışma için öyle bir şey yapmamıştık. Çünkü biz aslında biraz da diğer literatürde verilmiş olan örnek çalışmaları da takip etmek istedik. Ancak dediğiniz gibi bir sonraki çalışmada bu tarz gene yapacağımız bir çalışma olduğunda sizin önerilerinizi de dikkate alarak daha kapsamlı ve daha doğru bir şekilde yapmaya çalışacağız. Ya çok sevinirim ya. Benle de irtibata geçebilirsiniz. İsmim Fatih Saka. İşte hidrolik ana bilim dalında çalışıyorum. Yani birbirimize destek olma konusunda yardımcı olmak için elimizden gelen her şeyi yaparız. Daha iyi olsun diye. Olur mu? Çok teşekkürler hocam yorumlarınız için. Tamam. Elinize sağlık. Teşekkür ederiz. Daha da güzel çalışmalara inşallah. Teşekkür çok ederim. Çok teşekkürler hocam. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Sanırım bir de Emrah Şender'in, Emrah Bey'in sorusu var. Onu da alalım ama çok kısa soru, çok kısa cevap olursa çok memnun olurum. Süremizi açtık çünkü. Hocam teşekkürler. Senin Hanım sunumunuz için teşekkürler. Fatih Hocam zaten sağ olsun değindi oraya ama şey diyecektim. Ben de doğrusal olan modellerde %30 ve %70 eğitim olarak ayırması biraz daha böyle nasıl diyeyim, denetimli yani öğrenmeli algoritmalarda kullanılıyor literatürde. Yani zaten bir denklem edildiği için, elde edildiği için orada %100 veriyle eğitilmesi daha doğru olur. Ben de bunu söyleyecektim. Fatih Hocam sağ olsun. Tamam. Söyledim. Çok teşekkürler. Dikkate alacağız bundan sonrasında.
Teşekkür ediyoruz. Tekrar katkılarınız için size de teşekkür ederiz Sayın Serin Değerli. Ben teşekkür ederim. Soruları için soru soran kıymetli katılımcılarımıza da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu oturumun son sunumuna geçiyoruz. Sunumun ismi ya da bildirinin ismi Yüksek Fırın Curufu ve Çelikhane Curufu'nun farklı kompozisyonlarda beton üretiminde kullanımının araştırılması başlıklı. Sunumun yazarları Sayın İbrahim Torlak ve Sayın Kemalettin Yılmaz. Sanırım Sayın İbrahim Torlak sunacak. Buyurun. Merhaba hocam, sesim geliyor mu? Sesinizi duyuyoruz. Ekran paylaşımını da yaparsanız yapıyorum başlayabiliriz. Hocam. Süreniz 15 dakika. Daha erken biterse tartışmak için daha çok zamanımız kalır. Bu anlamda erken bitirmeye lütfen dikkat edelim. Buyurun. Şu an hocam ekran yansıdı mı? Evet, ekran paylaşımını görüyoruz. Teşekkür ediyorum hocam. Öncelikle herkese merhabalar diliyorum. Bugün sizlerle yüksek lisans tezimden, bitirme tezimden almış olduğum konuyu paylaşmak istiyorum. Öncelikle kendimi tanıtayım. Karabük Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü araştırma görevlisi olarak görev yapmaktayım. İbrahim Torlak ismi. Danışman hocam Sakarya Üniversitesi'nde Profesör Doktor Kemalettin Yılmaz hocamla yürütmüş olduğum Yüksek Fırın Curufu ve Çelikhane Curufu'nun farklı kompozisyonlarda beton üretiminde kullanımının araştırılması adlı konuyu paylaşmak istiyorum sizlerle. Böyle ufak bir içindekilerden bahsedecek olursak amacından bahsedeceğiz çalışmamızın ve çalışmama konu olan durabilite konularından olan sülfat etkisinden bahsedeceğim. Ve deneylerde kullanmış olduğum malzeme ve metottan bahsettikten sonra bulgular ve sonuçlarla bitireceğim. Amacına geçecek olursak çalışmamızın yüksek fırın curufu ve çelikhane curufunun alternatif karışım oranlarında portland çimentosunu eklenerek farklı kompozisyonlardaki beton üretiminde kullanılmasını ve üretilen bu beton numunelerin fiziksel, mekanik ve durabilite özelliklerinin deneysel olarak incelenmesini amaçlamaktadır. Ufak bir girizgah yapmak gerekirse, çünkü çok büyük bir atık oluşturuyor bu demir çelik sektörü. Demir çelik sektörü birçok sanayi koluna ham madde sağlayarak sanayileşmede en önemli itici gücü oluşturan sektörlerin başında gelmektedir. Ancak ülke ekonomisine sağladığı bu katkı yanında üretim sürecinde yüksek miktarda curuf oluşturması nedeniyle ülkemizdeki en büyük atık üretici sektörler arasında yer almaktadır. Yapılan çalışmalardan elde edilen verilere göre bir ton ham cevherden yaklaşık olarak %10 ila %40 oran arasında curuf oluşmaktadır. Yan tarafta bunu şekilde de izah etmeye çalıştım. Curuf oluşumunu ham cevherdeki safsızlıkları gidermek için yüksek fırın içine atılan kireç taşı veya dolomit ham cevherdeki safsızlık oluşturan maddelerle bir araya gelerek curuf denilen atığı oluşturmaktadır. Bu curufta şekilde görüldüğü üzere alt taraftan uzaklaştırılarak ham çelik sıvıyı bir sonraki üniteye gönderilmesini sağlanmaktadır. Çalışmama giriş yapacak olursak, Türkiye'de çok sayıda taş ocağında inşaat sektörü için agrega üretildiği düşünüldüğünde, beton üretiminde doğal agregalar yerine demir çelik üretimi esnasında oluşan yan ürünlerin değerlendirilmesi, ülkemiz için enerji kaynaklarının ve ham maddelerin efektif kullanılması, aynı zamanda atık malzemelerin azaltılarak önemli ölçüde çevresel kazançlar sağlanması yönünde isabetli bir uygulama olacaktır. Bu çalışmada çelikhane curufunu ve granül yüksek fırın curufunu agrega olarak beton üretiminde kullanıp ürettiğimiz beton numunelerin basınç dayanımlarını ve durabilite özelliklerini karşılaştırma olarak incelemeye çalıştık. Bu iki malzemenin öne çıkan özelliklerinden bahsedecek olursak, granül yüksek curufu bilindiği üzere portland çimentosu ile birleştiğinde bağlayıcılık özelliği kazanabilen, erken basınç dayanımında olumsuz etki göstermesine karşın geç dayanım ve beton durabilitesinde sağladığı artışla betonun mekanik özelliklerine olumlu katkı sağlayan bir malzemedir. Çelikhane curufu ise sert ve yoğun bir malzeme. Yüksek dayanım özelliği sebebiyle zemin iyileştirme malzemesi, demir yollarında ve karayollarında temel ve dolgu malzemesi, beton endüstrisinde ise İri agregalar
yaygın olarak kullanılması yönünde ilerlemiştir. Durabilite açısından sülfat etkisini çalışmaya konu edindiğinden sülfat etkisinden de biraz bahsedip daha sonra beton numuneler üretimine geçeceğim. Bilindiği üzere sülfat etkisi çimentonun bazı bileşenleriyle reaksiyona girerek sülfat iyonları çevreden eriyik halde yan tarafta da şekilde görülmekte. Eriyik halde nüfusa, betona nüfuz eden sülfat iyonları çimentonun hidratasyon ürünleri olan kalsiyum hidroksit ve kalsiyum alüminat bileşenleriyle bir araya gelerek etrenjit ve alçı taşı oluşturmaktadır. Bu da hacimce genleşmeye ve en sonunda betonun çatlamasına ve betonun dayanımında düşüşlere neden olmaktadır. Bu sülfat iyonları çevresel çevreden, yani örnek verecek olursak yeraltı sularından, deniz sularından ve sülfat iyonu fazla olan toprak topraktan gelebilmektedir. En önemli sülfat etkilerinden olan magnezyum sülfat etkisinden biraz değinecek olursam, magnezyum sülfat iyonları kalsiyum hidroksit, yani çimento hidratasyon ürünü olan kalsiyum hidroksit ile tepkime girerek brucit denilen magnezyum hidroksit ve alçı taşını oluşturmaktadır. Bu brucit denilen ürün suda az çözülen bir ürün olduğu için betonda yer suda az çözülmekte ve aynı zamanda betonda yer alan boşlukları doldurabilmektedir. Alçı taşı ise brucite nispeten suda çözünebilen ve beton yüzeyine yakın yerlerde birikebilen bir ürün. Bu sülfat etkisiyle betonda kalsiyum hidroksitin tükenmesi durumunda tepkimi için gerekli olan kalsiyum iyonu betona bağlayıcılık kazandıran CSH yerinden sağlamaya başlar ve bu da betonun bağlayıcılık özelliğinin ortadan kalkmasına, çimentonun bağlayıcılık özelliğinin ortadan kalkmasına sebep olmaktadır. Ve kalsiyum iyonları ile magnezyum iyonları yer değiştirerek zayıf kristal yapıya sahip olan MSH oluşumu gözlemlenmektedir. Sodyum sülfat etkisi de buna benzer şekilde cereyan etmektedir. Yine kalsiyum hidroksitin zamanla ortamda azalmasından sonra CSH yapısındaki kalsiyum iyonlarıyla tepkime devam etmeye başlıyor. Bu CSH yerinin bozulmasıyla yine betondaki rigidlik bozuluyor ve dayanım düşüyor. Hemen çalışmamda kullanmış olduğum malzeme ve metoda geçecek olursak, çalışmamda iki seri halinde beton üretimi gerçekleştirdim. Birinci seride, yani A serisinde agrege olarak kırma, ince agrege olarak kırma kum, iri agrege olarak da kırma taş kullanırken, B serisinde ince agrege olarak granül yüksek fırıncı rufu, iri agrege olarak çelik alüminyum rufu kullandım. Havada soğutulmuş ve antimanyetik olarak kullandım, temin ettim. Bağlayıcı olarak ise normal portland çimentosu ve çimento ikame edilmiş, farklı oranlarda ikame edilmiş cürufun bir çeşidi olan öğütülmüş yüksek fırın cürufunu değerlendirdim ve tabloda gördüğünüz üzere değerleri de sizlerle paylaştım. Karışım hazırlanarak kalıplara dökülmüş, ardından kalıptan çıkartılarak 7, 28 ve 90 gün standart kürde bekletilmiş numunelerin basınç dayanımlarını ölçtük. Ardından 28 gün sonunda standart kürden alınarak %5 konsantrasyona sahip magnezyum sülfat ve sodyum sülfat çözeltilerini bırakarak değişimi incelemeye çalıştık. Basınç dayanım açısından ve görsel inceleme açısından sonuçları sizlerle paylaşmak istiyorum. İlk başlığım görsel inceleme. Sağ tarafta, üst tarafta A harfiyle işaretlendirilmiş resimler magnezyum sülfat çözeltisinde bırakılmış numuneler. Alt taraftaki de sodyum sülfat çözeltisinde bırakılmış numuneler. Her iki sülfat türünde de numunelerin köşe ve kenarlarından başlamak üzere tüm yüzeye yayılan beyaz lekeler görülmektedir. Magnezyum sülfat etkisinde, yani üst tarafta yer alan şekillerde görmektesiniz. Böyle daha belirgin bir bozulmalar gözükmekte. Kabarmış şekilde. Sodyum sülfatlı ise biraz daha yüzeysel. Yani alt tarafta görmüş olduğunuz sodyum sülfat resim etkisinde kalan numuneler resimleri. Bunun sebebi olarak literatürde yapılan çalışmalar
incelendiğinde magnezyum iyonlarının hidratasyon ürünü olan kalsiyum hidroksit ile tepkimeye girmesi sonucu az önce bahsetmiş olduğumuz brucitin oluşmasıyla gerçekleştiği düşünülmektedir. Hidroksit iyonlarının beton yüzeyini hareket etmesinden dolayı yüzeyde tabaka halinde suda çözünmeyen brucit oluşmaktadır. Ayrıca sülfat iyonları betonun iç kısmında alçı taşı oluşturarak brucit tabakası altında ilave bir tabaka oluşmasına sebep olmaktadır. Magnezyum sülfatın sodyum sülfattan daha tesirli olmasının nedeni ise bu CSH yeninin daha hızlı bozulmasından kaynaklanmaktadır. Buradan çıkardığımız sonuç magnezyum sülfatın betonda daha bozucu etki yaptığıdır. Deneyler sırasında bilhassa cüruf agregalı B serisi beton numunelerinin bazılarında cürufun, çelikhane cürufunun mineralojik içeriğindeki serbest haldeki kalsiyum oksit ve magnezyum oksitin fazla bulunmasından dolayı ki bu bileşikler suyla tepkime girerek hacimce %10'a kadar genişleyebilmektedir. Bu da yapmış olduğum bazı numunelerin çatlamasına sebebiyet vermiştir. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Basınç dayanımı sonuçlarına gelecek olursak her iki seri de kendi içinde incelediğimizde en çok değerleri, en yüksek değerleri %40 oranında örtülmüş yüksek fırın cürufu kullandığımız A5 ve B5 serilerinde yakaladık. A5 serisinde 51 standart kürde 90 gün sonunda 51.3'e ulaşırken magnezyum sülfatta 53.7, sodyum sülfatta 56.5 megapaskala ulaştık. B serisi yani cüruf agregalı numunelerde 90 gün sonunda 28.6, magnezyum sülfatta 34.1, sodyum sülfatta 37.9 megapaskala ulaştık. Sizler de görüyorsunuz ki cüruf agregalı B serisi beton numuneler doğal agregalı A serisi beton numunelere göre maalesef daha düşük basınç dayanımlarına sahip olmuştur. Ancak bu cüruf agregalı beton numuneleri örtülmüş yüksek fırın cürufu eklendikçe yani B1'den B5'e doğru bir artış gözlemlenmekte. Bu da agrega olarak betonda çelikhane cürufu kullanılması durumunda buna takviye olarak örtülmüş yüksek fırın cürufu kullanılması gerektiğini söylemem gerekmekte. Son iki slaytım. Basınç dayanımından elde ettiğimiz verileri bahsedip biraz daha değinecek olursak. Çelikhane cürufu ve granüle yüksek fırın cürufunun bünyesinde bulunan fazla miktarda serbest kirecin sülfat iyonlarıyla tepkimeye girmesinden dolayı sülfatlı ortamda bekletilen B serisi beton grupların basınç dayanımları A serisine göre daha düşük olmuştur. Çünkü daha fazla etrenjit ve alçı taşı oluşmuş ve bu da dayanımı etkilemiştir. Her iki seri için ÖYFC miktarı yani örtülmüş yüksek fırın cürufu miktarı arttıkça basınç dayanımlarında düzenli olarak artış görülmüştür. 3 ay boyunca bizim çalışmamız 3 ayı kapsamakta. 3 ay boyunca sülfata maruz kalan beton numunelerin basınç dayanımlarında bütün gruplar için söylüyorum artışlar görülmüştür. Dolayısıyla numunelerin sülfat etkisinde 3 aya kadar dirençli kalabildiği cüruf agrege olarak cürufu agrege olarak kullansak bile 3 aya kadar dirençli kalabildiği ve performanslarını artırarak koruyabildiğini söyleyebiliriz. Benzer çalışmalar incelendiğinde sülfatlı ortamda bırakılan numunelerde belli bir süreye kadar basınç dayanımı artışının kalsiyum ile sülfatlı bileşiklerin tepkimeye girerek beton içerisindeki ihmal ettiğimiz özelliklerin dolmasıyla daha yoğun bir malzeme elde edilmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Ama bu 90 gün, 180 gün ve 360 gün bandına çıktığında bu ihmal ettiğimiz ufak çaplı gözenekler daha da büyüyerek çatlaklara sebebiyet verebilmektedir tabii. Sülfat etkisi sonrası basınç dayanımlarındaki değişimler incelendiğinde hem A serisinde hem de B serisinde sodyum sülfat çözeltisinde bekletilen numunelerin basınç dayanımında magnezyum sülfat çözeltisinde bekletilen numunelere göre daha fazla artış görülmüştür. Bunu da magnezyum sülfatın sodyum sülfata göre CSH yerini daha hızlı bozmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Sonuç, son slaytım. Daha fazla vaktinizi almak istemiyorum. Basınç dayanımları sonuçları incelendiğinde standart kür ve sülfatlı ortamda bekletilen numuneler arasında
yurt içeren betonlar doğal akrigo ile üretilen betonlara göre daha düşük basınç dayanımlarına sahip olmuştur. 3 ay boyunca %5 konsantrasyonlu sülfat çözeltilerinde bekletilen numunelerin fiziksel görünümleri incelendiğinde, magnezyum sülfat çözeltisinde bekletilen numunelerin incelendiğinde, sodyum sülfat çözeltisinde bekletilen numunelere göre daha belirgin bozulmalar meydana gelmiştir. Sodyum sülfat çözeltisinde bekletilen numunelerdeki basınç dayanım artış oranı, magnezyum sülfat çözeltisinde bekletilen numunelere göre daha fazla olmuştur. Son olarak, beton üretiminde agrege olarak %100, bu çalışmada %100 kullanıldı. %100 granüler yüksek fırın cürufu ve çelik hale cürufu kullanımının beton basınç dayanımını olumsuz etkilediği belirlenmiştir. Ancak granüler yüksek fırın cürufu ve çelik hale cürufu agregesi ile birlikte beton üretiminde öğütülmüş yüksek fırın cürufunun kullanılması betonun performansını artırmıştır. Bu sonuçlar neticesinde beton üretiminde agrege olarak değerlendirilmek istenen çelikhane cürufu ve granüle yüksek fırın cürufunun doğal agrega ile sadece belli oranlarda yer değiştirilerek kullanılabileceği ve bununla birlikte öğütülmüş yüksek fırın cürufunun çimentoya ikam edilerek betonun mekanik ve durabilite özelliklerini iyileştirebileceği düşünülmektedir. Sunumum bu şekildeydi. Kaynakçımı da sizlerle paylaşıyorum. Vakit ayırdınız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Emeği geçen hocalarıma da ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Teşekkür ediyoruz Sayın Torlak. Sempozyuma katkıları ve bilgilerine sorunuz varsa yönlendirebiliriz. Sanırım soru yok. Teşekkür ediyoruz tekrar. Son sunumla da artık IAGES 2023'ün sonuna gelmiş bulunmaktayız değerli katılımcılar. Bu yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz International Engineering Applications on Civil Engineering and Earth Science Symposium'u, yani inşaat mühendisliğinde ve yer bilimlerinde mühendislik uygulamaları başlıklı uluslararası sempozyumun 2023'te düzenlediğimiz sempozyumun sonuna geldik. Kapanış için ben sempozyum düzenleme kurulu başkanımız Sayın İnan Keskin'e sözü vermek istiyorum. Buyurun hocam. Teşekkür ederim Doktor Metin. Hepinize ben de şimdilik saygıyla selamlıyorum. Son andayız. Katılımcı sayımız da düştü. Sabırla son ana kadar bizi dinlediğiniz ve burada olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Diye düşünüyorum. Bu yıl sempozyumumuz son bıraktığımız noktadan daha da fazla ivmelenerek devam etti. Geçen seneki iki katılımla bu seneki katılımlarımızı karşılaştırdığımızda çok büyük bir gelişme olduğunu kendi adımıza biz fark ettik. Gelecek yıl inşallah sizlerin destekleriyle bu sempozyum şu anki bu yaptığımız noktadan daha da ileriye varmış olacak. Böyle bir umutla cümlelerime girmek istiyorum. Biz 2016'da bu sempozyuma başladığımızda şu cümleyi kurmuştuk. Bir kar topu yuvarlıyoruz. Bu kar topu her yıl büyüye devam edecek. Umuyorum ki sonunda nasıl bir kar topu olacağını beraber kestiremeyecek duruma geleceğiz demiştim. Şimdi kar topumuz 2016'da yuvarlandı. 2023 yılındayız. Bayağı bir mesafe aldık diye düşünüyorum. Uluslararası bir sempozyum yapma hevesindeydik. Uluslararası sempozyum demek sadece bir sempozyumun önüne uluslararası kelime koymakla olmuyor. Açılış konuşmasında da söyledim. Bu yıl Türkiye'den 39 tane üniversiteden arkadaşlarımız sağ olsunlar katkı koydular. Uluslararası düzeyle de ilgili bir istatistik vermemiz gerekirse de 15 farklı dünya üniversitesinden katılım var. Aynı zamanda da yine uluslararası 3 enstitüden de katılım var. Dünyanın her noktasından katılım var. Makedonya'dan katılım var, Arnavutluk'tan katılım var, Yeni Zelanda'dan katılım var, Amerika'dan katılım var, Hırvatistan'dan katılım var.
İran'dan katılım var, Libya'dan katılım var. Dolayısıyla o uluslararası sempozyumdaki, bu sadece sempozyum başındaki uluslararası kelimesinin ötesine geçti diye düşünüyoruz. Bir YouTube kanalımız var. Bu YouTube kanalımızı takip etmenizi rica ediyoruz. YouTube kanalımıza, çünkü buradaki sunumlarımızın kayıtlarını koyacağız. Yarın itibariyle yapacağımız ilk iş bu olacak. Bütün sunumları indireceğiz. Sonrasında ulaşılabilir olması açısından YouTube kanalımıza yükleyeceğiz arkadaşlar. Sizler de videolarınızı izlemek isterseniz YouTube kanalımıza büyük ihtimal çarşamba ya da pazartesinden sonrasında erişime açılmış olur. Oradan takip edebilirsiniz. Ayrıca yüz yüze katılımlarda, ki bu yıl 3 günde tamamladık sempozyumu. İlk gün hem online hem de yüz yüze olmuştu. İkinci ve üçüncü günler sadece online oldu. İlk gün katılım sağlayan arkadaşlarımıza katılım belgelerini hard copy olarak sunduk. Yüz yüze katılım yapan arkadaşlarımızın katılım belgelerini de en geç cuma günü kadar bütün katılımcılara hitaben e-mail adreslerine göndereceğiz. PDF dosya olarak göndereceğiz. Onun dışında sempozyumumuzun kitapçığını da hazırladık. Bunu sempozyum öncesinde yayınlamak doğru değildi. Sempozyum sonrasında ISBN alarak kitapçığımızda, web sayfamızda, kitap bölümünde buton, kitap sempozyum proceeding book butonunda yayınlamış olacağız. Bir başka duyuruyu da yapıp vaktinizi almadan hemen kapatayım. Bu yıl dördüncüsünü düzenlemiştik. Bugün akşam itibariyle bir toplantımız var. Beşinci sempozyumun gününü belirliyoruz. İnşallah en geç iki ya da üçüncü hafta, üç hafta sonrasında da web sayfamızda 5. sempozyumu duyurmuş olacağız. Bir ay içerisinde de sizlerin e-mailine davet mektuplarını göndereceğiz. Katılımlarınızı, desteklerinizi bekliyoruz. Çünkü sizlerin katılımlarıyla beraber sempozyum bilimsel değerini artırarak ilerliyor. Bizim de amacımız hem öğrencilerimize, hem akademisyenlere, hem de literatüre katkı sunacak bir platform olmak. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. İyi ki varsınız, iyi ki katıldınız. Evet, görüşmek üzere. Toplantımızı sonlandırıyorum. Teşekkür ediyoruz. Seneye görüşmek üzere inşallah. Beşincisinde.